biraz zor bir sunum olacak. Ben gelenlerin niteliğine bakarak işte kafamda iki ayrı versiyon yapmıştım ama yarısı iş tanımadığım insanlar, yarısı Türkiye dostlarım olunca ben iş tanımadığım insanlardan yana oy kullanıp çok daha geniş toparlamaya çalışacağım. Umarım keyifli geçer. Siz de geçer. Çok kısa, İsveç öncesinde sanat adına ne yaptım, ne ettim, kim o bilgiyi vereyim. Ben İsveç'e karşı yakalayayım. 1983'e kadar İzmir'de yaşadım. İzmir'de ve İzmir Karaburun'da yazlık evim olduğu, daha sonra tekrar şimdi içerisinde başka bir nedenle geleceğimiz Türkiye kasabasında. Bir yıl biyoloji, 5 yıl son sınıftan bırakmak üzere okudum. Bu süre içerisinde 12 Eylül darbesi oldu. Tutuklandım, hüküm yedim. Çıktıktan sonra yasa dışı olarak o dönem çok yaygın olan sıkıntım soruşturması yüzünden her gün karakola giderek hafızası karakola çağırma süreçleri başlayınca bu aya kadar çıksın diye bekledim, aylık bir yapıyordu. Ondan sonra kent değiştirdim, İstanbul'a geldim. Çünkü bütün bu soruşturma sırası sınıfında ben yoldan yürürken yanımdaki insanlara gelip sadece ben de hiç yüz yüze gelmeden onların kimliklerini alıp not ediyorlardı. Artık bir general haline getirmişlerdi İzmir'de benim için. İstanbul'da geldim ve Halim Bulutoğlu ve Gökhan'ın ortakları olduğu bir sendikalara ve turizm sektörüne yönelik yayın çıkartan bir firmanın içerisinde alaydan gazeteci olarak çıkmaya başladım. Özellikle teknik kısmında. Bu arada işte manzarası en güzel, çalışırken gidebileceğim okul diyerek güzel sanatçıyı seçtim. Asla sanatçı olmayı düşünüyorum. İlk 2 yıl öyle geçti. 2 yıl sonrasında hocalarımla kapışa kapışa sanatçı oldum. Bu kapışma en son diplomaya da yansıdı. Diploma projem kabul edilmedi. Daha sonraki itirazlarım da sonuna kadar her kademede yaptığım itirazı kabul edilmediği yerden ben de aynı yıl Biyener'in, 4. Biyener'in çağrılı sanatçılarından birisi olarak çağrılmıştım. Diplomamı oradan almayı diyerek kendimce sanat kariyerime başladım. 2005'ten öncesinde, yani yaklaşık 1991'deki ilk kısa filmimle birlikte başladığını düşünürse 2 tane solo sergi açtım. Bir dizi Kayma Sergi'ye katıldım, bir de Biyener'e katıldım. Solo sergilerin 2000 sonrasında olanı buradaki en son yaptığım iş diye söyleyeceğim şey, aynalarımı istiyorum diye bir çağrıydı. Yaşantımın bir kırılma noktasıydı ve beni doğuran insandan en son tanıyan insana kadar dost düşman herkesteki yansımamı istediğim ve sadece bu yansımaları hangi sanatsal formda yollarlarsa yollasınlar sergileyeceğim, hatta isimlerini isterlerse kullanmayabileceğim bir sergi düzenledim. Benden hiçbir şey yoktu. 3-4 tane ayna gelmişti formatlarda. Metin, şiir, resim, film, radyo programı, kitap, nesne. O sergi son sergim oldu burada. Ondan sonra zaten yaklaşık son 10 yılımı Güzel Sanatlar Saatçi Saatçi Türkiye'nin o zamanlar en büyük reklam ajansında teknik koordinatör olarak çalışarak sürdürüyordum. 2001-2002 hatırlayamıyorum kriziyle birlikte işten atıldım ve buradaki son 2 ya da 3 yılımı tam net çıkartamayacağım bayağı zor geçti. İşsiz bir dönemimdi. Değişik işlere çok kısa sürelerde bir çıktığım bir dönemdi. Sanat adına pek bir şey yapmadım bu dönemde. Göçmemin nedeni aşk sadece. Sevdiğim kadın ve onun çocuklarıyla yaşamak üzere 2005'in ocağında, 2004'te tanışmıştık. İsveç'e göçtüm ve İsveçliliğim başladı, serüven başladı. Giderkenki duygularım genel olarak olumluydu. Çünkü aslında çok çarpıcı bir iş kariyerim vardı. Fena sayılmayacak bir sanatçı kariyerim vardı. Hem destek almak adına hem de grafik tasarım, artı eleksiyon, işte medya tekniker, 6-7 kalem dijital resim rötuşörü ya da işte matbaa takipçisi işlerimden ve bana dair olan işlerden herhangi birisini bulabileceğime emindim neredeyse.
Gittim ve göçmenler için İsveççe okuluna başladım ve o dönem içerisinde bir yöntem olarak Stockholm'u tanımak, İsveç'i tanımak, yeni ülkeye geçmek, yeni kente geçmek, yeni bir hayata geçmek süreci içerisinde en doğru yöntem seçtiğim şeyi yaptım. Stockholm'un herhalde 2005-2009 arasındaki, 2008 arasındaki en geniş duvar sanatı, sokak sanatı koleksiyonuna sahibim şu anda. Çok yolculuklarım hep merkezden varoşa, varoştan merkeze, değişik hatlarda, her istasyonda inmek üzere. Olabildiğince hem duvar sanatını, merkezin o tarihsel, çok dokunulmamış, hoş dokusundan daha çok doğanın ve milyon evler dediğimiz 1970'lerden beri inşa edilmeye başlanmış ve çok yaygınlaşmış, bütün Stockholm'un çevresini dolduran göçmen siteleri ne kadar değişen bütün dokuyu belgelemeye çalıştım. Grafik sanatçılarıyla tanıştım. Şablon sanatçılarıyla tanıştım. Onlar beni gizli illerine götürdüler. Sadece alıştırma yaptıkları. Onlarla tanışmak aynı zamanda benim işimle birini bulduğum ya da zaten karımın dostu olduğu için benim de arkadaşım haline gelen göçmenler dışındaki gerçek göçmen nüfusu ilk kontağıydı. Çok saygı duyduğum insanlardı. Yani genelde sokak sanatı hem alçak gönüllüğüyle kendi kimliğini sakladığı, sadece bilenlerin bildiği imzalarla bunu yaptı, hem şu andan şöhretten uzak olduğu, hem de geçici bir şey yaptı. Üstüne bir şey daha eklemek gerekiyor ki İsveç'te. Hiç bilmiyordum gittiğimde, 7 yıla kadar hapse göze aldığı yerden, ki bu örneğin her şablon ayrı bir cezayı beraberine getirdiği çok katlanabilen bir hapis haline geliyor. Çok hoş insanlardı, çok da hoş gençlerdi. 30-35 yaşına kadar olan vardı ama 14'ten başlıyordu. Bunları hiç sergilemedim. Daha çok zaten sanat adını yapmadım diye diğer okuduk bir şey olduğu için. Daha çok değişik fotoğraf sitelerinde diziler halinde, wallpapers diye yükledim. Gören gördü. Özellikle grafitleri içeren kimyerler yıkılmaya başlamış o dönemde. Kentin değişik alanları daha bir nezih haline getiriliyordu. Buradaki anlamda olmasa bile oradaki anlamda. Daha kabul edilebilir anlamlarda. Çok tarazı, pisliği, bu inlerden birisi mesela en sevdiğini. Kendi başınalığını, daha çok bile bana kuytuları gösterirliğini, oralardan açılan İsveç'in ve Stockholm'un altında var olan ve çoğunun yerlerinin bilinmediği ya da işte bir şekilde duyurulmadığı, hala ikinci dünya savaşından bu yana kalan ve hala içinde gıda, su birikiminin her ay yenilendiği özel tüneller var. Oralara girmeye çalışan çocuklardı bunlar. Oralara girebildikleri yerde yakalanana kadar işlerini yapan çocuklardı. Bütün metro ağlarının bunların elindeydi. Tüm bunları çektiğim, yolculuk yaptığım dönem içerisinde İlk duyduğum andan herhalde 2009'lara kadar nefret ettiğim İsveççe'yle boğuşmakla geçti süren. Hiç sevmedim baştan dili. Çok zor geldi. Oradan da bir dizi göçmen arkadaşım oldu. Ve özellikle benim epey uzun sürdü. Sadece göçmenler için İsveççe okulu değil, onun bir üst aşamasını da okudum. Üniversiteye girmeyi düşünenlerin okudukları aşamayı. Herhalde 10 yıl içerisinde Iraklılar yoğun bir göçmen geliminden, işte Somaliler yoğun bir göçmen gelinime kadar giden 3 ayrı dalga farklı insanlarla tanışmama vesile oldu ve birkaç işimin de zaten ögeleri onlar, özledileri onlar. İş aramaya başladığım olabildiğince güzel bir sunum yazısı eşliğinde ve CV eşliğinde ve olumlu hiçbir yanıt gelmemesi bir yana hiçbir yanıt gelmedi. Yaklaşık bir yıl içerisinde 600-700 başvurudan, daha sonra biraz azala azala sürdüğü için bugüne kadar 2500 başvurudan
İki cevap aldım sadece. Cevaplardan bir tanesi benim ismim Hakan değil, Volkan. Bir İsveç adı sandığı için cevap vermişti. İkincisi ise artık sunumun herhalde kalitesinden ve bir garip kendi kişisel serüveninden benle tanışmak ve niçin? Özellikle krizin, 2005 krizinin ardından İsveç'te benim aradığım işleri benim bir göçmen olarak bulmamın olanaksız olduğunu anlatmaya karar vermiş. Bir işçi bulan aracı kurumun sahibiydi. Çok teşekkür etmiştim ona. Bu gerçekten karşı karşıya getirdiği için. Örneğin bütün belediye ve kamu temelli ilanların %90'ını aslında ülkedeki çalışma yasaları bunu zorladığı için anons verilerek, duyuru yapılarak, işçi aranarak alındığını ama aslında her birisinin baştan kimin olacağı bilindiği süreçler olduğunu. Özellikle reklam sektörü içerisinde ilişki, doğrudan ilişki olmadıkça hiçbir başvurunun işe alınmadığını. Benim özellikle web tabanlı tasarım yapıyor olsam bile, internet bilgisayar tanımlı tasarım yapıyor olsam bile web tanımlı tasarımın bu süre içerisinde özellikle patlayarak büyümesi ve her grafik tasarımcının aynı zamanda bir web sayfası yapabilmesi, birkaç bilgisayar dili bilmesi gibi gerekliliği gibi şeyler de geliştikçe zaten bu nitelikteki çok daha ucuz bir iş gücü olan işsiz İsveçlerin sayısının her geçen gün arttığı ve o yüzden de yine iş bulamayacağımı anlatan insan hep bu olmuş. Hala bir işim olmasına rağmen aynı zamanda kadrolu çalışmadığım için ayın yaklaşık 20 gününde en fazla çalışabilen, 15 gününde en fazla çalışabilen, geri kalan kısımları işsiz sayılan bir insan olduğu için o işsiz kaldığım günlerin de işsizlik tazminatını almam söz konusu olduğu için onun zorunluluğu olarak hala iş aramam sürüyor. Çünkü her ay belli sayıda kendi iş arama alanım peşinde gelişti. İçerisindeki bütün başvuruları yapmış olmamı belgelemem gerekiyor. Bu süreç hasbelkader zaten her İsveç'e göçen göçmenin ilk bulduğu, ilk yaptığı, hemen herkesin yaptığı, çok özel bağlantılara sahip birisi yaptığı iş olan geceleri sabah kapılarında bulunmak üzere gazete bırakma işi saat 2:30-4:30 arasında işine girebilmemle devam etti. Herhalde bir yıl kadar çalıştım o işte. Benim şanssızlığım, bu genel bir şey değil. Çünkü farklı iki tane daha birimde çalışmıştım ve aynı şeyleri yaşamamıştım. Ama son şefimin gerçek ırkçı olması nedeniyle beni en zor, en kaldırımların merdivenlerin yüksek olduğu ve kış aylarında koca bir vagon içerisinde yüzlerce gazeteyi taşıyordum. Bütün o şeyi, merdivenleri onu yukarı çıkartmamla ancak becerebileceğim alanları bana özellikle zorlamasıyla belki de oldu. İş tazminatı aldım. Ayrılmak zorunda kaldım bu işten ama. Asgari ücretti aldığımız ücret. O dönem şu anda kimler gitti gördü bilmediğim asansörler diye iki fotoğraflı şimdi Anılar Müzesi'ndeki göç bağlantıları sergisinde sergilenen üç işimden birisi bu dönemde üretilmiş işlerdi. Asansörler bütün elimizdeki özel bir defter dünyasında yaklaşık 4 ayrı gazetenin hangi kapıya bırakılacağının belli olduğu tarifler eşliğinde en yukarıdan en aşağıya onları dağıtabilmemizi sağlayan mekanizmalardı. Her birisi farklı değildi. Her birisinde aynalar vardı. Her birisinde kendimi görüyordum. Özel iş elbisenin içerisinde görüyordum. Ve belgelemeye başladım kendimi aynalardan. Onlardan çıkan bir seri. Bu daha var ama... Oraya atlayalım. Bunların her birisi ayrı bir asansör. Her birisi iş kıyafetiyle ayrı bir gün çektiğim, ayrı bir gece, ayrı bir sabah karşı çektiğim fotoğraf. Biraz daha iyileşir diye bulduk diye görüntü ama hala tam kılıçlarında gözükmüyor.
gece hayatının özellikle en zengin semtin gazetelerini dağıtan insandım ben. Özellikle o dönemdeki, o bölgedeki gece hayatının saat 2'de üstte dönen insanların zaten hepsinin göçmen olduğunu bildikleri bu işi yapanlara karşı tavrı ve onlara karşı bizim yapmamız gerekenlerin listesi 12 ayrı rutinden oluşturuldu. Sadece dokunur tahrik ederse, sözüyle tahrik ederse, vurursa, bize vurmayıp da vagona vurursa, bedava gazete alıp itiraz beklerse, ırkçı herhangi bir söz söylerse, kim çoğunda durup hiçbir şey yapmamak ve daha sonra yapmak üzerine kuruldu. Eğer ki zorlanırsak kullanacağımız çok güzel bir ses çıkartan bir güdükle polisin gelmesini bekleyerek ya da onu beklediğimiz bir yerden kullanacağımız bir güdükle ancak karşı koyabileceğimizi, o vurmadıkça vurmamamız gerektiğini anlatan bir rutinler toplamıydı bu. Susmam gereken ilk 3-4 merhalesini yaşadık sürekli. Vatan oluyordu. Kara kafa dendi. Tabiler dediğimden daha böyle şey olan karışım kan anlamını bilen bir kelime kullanıldı. Başka pek bir şey olmadı. Yani geçenlerin ettikleri laflar artık hiç şey yapmıyoruz. Umursamamak durumunda bu şekilde. Ama özellikle en ırkçı semt olduğu için ben bunları yaşadım. Bu iş Stockholm'un her tarafında, seçim her tarafında yapılan bir iş ve eminim ki özellikle ırkçı karakteri yoğun, cesurca, hele ki o zamanlarda daha ırkçı millet vekilleri girmemişken meclise bunu yaşayabilen insanlar o semtin kendi ırkçı potansiyelini kullanmanın cesaretiyle ancak bunu yapabilirlerdi. Temelde Stockholm içerisinde iki semt sayabilirim sadece. Bu semtlerden birisi de bizim yıllarca, geçen yıla kadar oturduğumuz semtti. İki tane zengin semtti. (gülüyor) 2006'nın Temmuz'unda yine Adalar Müzesi'nde sergilenen İsveç Göçmen Dairesi'ne açık mektubu yaptım. Bu ikinci oturma ve çalışma izni alma sürecimin 10 ayı bulur içinde gecikmesiyle ilgili bir iş. Ve Türkiye'ye gelmek istemek ve Türkiye bilirsek eğer o izin alınmadan vize alıp dönmenin söz konusu olmadığı, dolayısıyla bizi orada beklemeye zorladıkları bir kurala karşı çıkmış bir iş. Yine kimler izledi bilmiyorum. Zaten çok uzun bir iş ama sırf havası tadı adına başından göstereyim biraz. Sonra içeriğini anlatacağım. Söyleme gereği duyuyorum. Ben bütün videolarımı Blip TV'ye yüksek çözünürlük olarak yüklemiştim. Oradan alırım diye rahattım buraya geldiğimde. Blip TV'nin Türkiye'de yasak olduğunu bilmiyorum. Yıllardır meğersem insanların çoğunun ancak kanaldan, tünelden girebildiği bir şeymiş. O yüzden YouTube'da da yine indirdim ve eski şeyler buldum. Biraz çözünürlüğü düşük oluyor o yüzden bazı göstereceklerim. İstanbul Bienali'ne çağrılı katılımcı olarak katıldıktan sonra 3 kişisel sergi ve onlarca karma sergiye katılmış, bağımsız gösteriler yapmış, yayınlanmış bir şiir kitabından, bir çaba sanatçıyım, bir neofilosu sanatçısıyım, ressam, şair, kritik tasarımcıyım. Afti Afti'ye gidiyorum. Video performansı ne zaman olacağım belli olmayan. Bu izni pasaportumda göstermek için yurt dışına çıktığımda örneğin kendi ülkeye gittiğimde oranın gümrüğü tarafından buraya
istediğim sürece istedim. Her şeyi. Kısa tutmaya çalışıyorum. Ne kadar süreceğini bilmediğim bu kayıtla ben demek istiyorum. Sunmak istiyorum. Bir terapi, öğrenmek, yaşamaya çalışmaya çalışmak için. Üstelik birkaç ay sonra da taşındık. Yani bu benim geldikten sonraki ikinci yaşadığım ev. Bu taşımanın telaş hazırlığı vesaire söz konusu. Çocukların taşınacağımız bu yeni semtte yazdan sonra başlayabileceği okulların yuvalarını öğretmeniz için uğraşmak gerekiyor. O çalışma biçimine denediğim bir resim yaptığım genç bölümler. Genç dönem bir kent resmi diyebiliriz. Onların üzerine yapıştırılan yeni şablonları, yazılan yeni yazıları, hepsinin kalmış hissini, onları silinmeye çalışırsın. Altlarında kalan izlerini, üzerlerine yeniden yapıştırılan. Semtten semtte yine çevreden merkeze doğru stillerin değişimini, bütün o yazılarda, bütün o dokularda, renklerin değişimini, stillerin değişimini, kullanıyordu gerçi ama belki de bu kadar kısa bir sürede öğrenebileceğim daha fazla şeyi bilmemi sağlayan bir sonuçtu. Çok ilgi çekiciydi. Çok istekleri vardı. Oradaki insanlar. Görünmek istiyorlar. Çok kabul edilmeyen ama çok net bir gerçek olan ikinci sınıf vatandaş konumundan çıkmak istiyorlar. Eşit istiyorlar. Özellikle İş bulmak, iş seçmek, iş niteliklerinin onların göçmen olmasına göre onları kabul edebilir ya da etmez olma yüzdesinin artmadığı. Tanrı olan, sonuçlarıyla, bu sonuçların sergilendiği, içeriğini oluşturduğu bir yayını tasarlamakla geçirilen bir zaman. En derin kurum. Her yanı saran, bütün yaşam alışkanlıklarına, bütün jestlerin, bütün mimikler toplamına, bütün ortaklaşılığın, bütün tavizlerin, bütün korkaklıkların, bütün geriye çekilmelerin, bütün sakinleştirmelerin, bütün o dipteki hayvanı aşağıya aşağıya gitmeye çağırmaların, yasası olan nazlını öğrenmeye başladım. Meslek örgütlenmelerini, belediye örgütlenmelerini, sağlık örgütlenmelerini, olanakları inceledim. Başvurmaya karar verdim birkaçına. Atölye sırasına girdim. Yolda ben kontrolü getirmiştim. Fotoğraf sanatçısı arkadaşım Fırat Erez de kitapçının sayfalarının her çevirişinin fotoğrafını çekmişti. Ama başlayınca yalnızlığa ulaşıyorsun. Yani bu kadar fazla sayıda, bu kadar derin, tek tek yalnız insanın birlikte yaşadıkları böylesi bir ülke tasavvur edebileceğin bir şey değildi. Diğer has İsveçlilerin şaşkınlığı ile kendi zenginliğini bulan çocukları fazla orada veren bir ülke. Kim kimde neyi konuşuyor? Kim kime neyi söylemek istiyor? Doğruluğunu, doğruluğunu tanıttığında. Çok derin acılar, çok derin işkenceler, zorluklar, görmemiş, duymamış, ülke olmasın. Bilmiyorum. Yani bir yıldır bu ülkede yaşayan bir sanatçını gözlemliyorum burada. Buradan okuyabilirsiniz beni. Buradan görebilirsiniz. Aynen öyle bir Türkiye'ye gideceğim. Çok özledim dedim ben. Güneş'i özledim. Ve sırasının öne alınması için bir neden uydurmak zorunda kaldı. Birilerini öldürdü memleketinde ya da hasta yaptı. Ve o yüzden öne alındı ya da alınamadı. Ama ben sadece bunu anlatan, bu isteğimi, seyahat özgürlüğümü istiyorum ben.
haksızlık içimden hiçbir şey yapmadı. Ben de bekleyen, birlikte bekleyen insanların hiçbirisi de hiçbir şey yapmadı. Diyebilecek bir yerden konuşuyorum. Bu bana şimdi izlediğimde amma da ağlatmış diye hissettirten işi yaparken aslında kafayı bulmuşum. O yüzden bu haldeyim. Yani üzgün ya da gerçekten de şey bir halim yok. Kafayı bulmadan yapamayacağım bir işti. Olabildiğince kısa bir zaman aralığı içerisinde çok kompleks bir metin çıksın. Çok samimi olayım. Bir iç dokümantasyon da olsun. Kendime baktığım yerden de kendimi dinlendireyim. Rahatlığına ulaşmak adına. Öyle başlamıştım. Neyse. Bu İsveç göçmen bürosuna yollanan bir kayıt. Yollandığı gün aynı zamanda İsveç'in ikinci büyük gazetesinin muhabiriyle röportajı yapılan, ertesi gün onun da yayınlandığı, bunların daha önceden tezgahlandığı bir iş. Hedef hem bir taraftan şeydi, gerçekten de o izni çabuk alabilmek adına bir şey yapmaktı ama aslında sırf bunun için yapmaz bundan bu işi. Bütün bu bekleme sürecindeki gitgellerin içerisinde benle birlikte bekleyen göçmen sayısının 10.000 olduğunu gördüğümde bir şeyler yapmalıyım. Bu bana da yaramalı, onlara da yaramalı dediğim bir yerden yaptığım bir iş. O yüzden yaygınlaştırdığım bir iş zaten. Türkiye'de de, İsveç'te de yaygınlaştırdım aynı zamanda başımda. İşe de yaradı. Zaten İsveç'in ikinci büyük gazetesi bu röportajı yaparken aynı zamanda göçmen bürosunda da sormuştu ona tepkisinin olacağına dair. Yani beklenmesi gerekiyorsa bekleniliyordur. Bir hapçılık var. Gideriz bakarız içinde bir cevap vermemişlerdi. Ama İsveç, İstanbul Büyükelçiliği beni telefonla aradı ve Türkiye'ye rahatlıkla gelebileceğimi, turistik vizeme dönmek üzere rahatlıkla alabileceğimi, bu anlamda beklememin gereksizliğini söyledi. Teşekkür ettim. Açıkladım da İsveç Büyükelçiliği'nin bunu bana ilettiğini. Ama hem İsveç'teki basındaki yansımalarıyla sanat için beklemek, bir sanata izin için beklemek, kalmak için beklemek bir sanata dönüştü diyor başlık. Hem de Radikal'in buradaki yayından sonra zaten aynı gün İsveç Büyükelçisi beni aramıştı. Ardarına çıkan haberler, daha sonra bunun Türkiye'de haber olmasından dolayı çıkan yeni haberlerle birlikte bir televizyon programına çağrıldım. Televizyon programında da bir göçmen mahallesinde ya da şehrin belediye meclis binasının önündeki işte yer alan bir hilalin altında yaptığı çekimlerle aslında o zamanlar almıştım zaten izimi program için çağrıldığımda. Buraya geldik Türkiye'ye, Büyükelçiliğin verdiği izinle dönmezden bir gün önce de çalışma izni, oturma izni geldiği için gidebilmiştim. Döndükten sonra yapılan program demek ki bu. Ne kadar etkin vardı, ne kadar yoktu bilmiyorum ama bu yılın ardından göçmen bekleme süreleri çok düştü aşağıya. Ama bir taraftan da devletin genel göçmen politikası gereği zaten oturma çalışma izni için başvurma hakkı bile olmayan insanların sayısı da çok arttı. Mülteci olarak kalanların geri dönenlerin oranı da artmaya başladı. Yani kendi başında sonucunun istediğim biçimde olup olmadığını bilmediğim bir iş. Ardından 2006 Eylül'ünde hiçbir şeye dönüşmeyen ama epey bir süre beni meşgul eden hem İsveç'te hem Türkiye'de bir dizi röportajın, bir dizi haberin de konusu olan bir çağrım oldu. Çok katılımlı bir sanat etkinliği çağrısıydı. Bu adı Gerçek Diyalog'tu. İsveç'teki insanlara benim sorduğum Türkiye'ye dair ve en son bir tanesi de İsveç'e dair bir soruyu cevaplaması. Türkiye'deki insanlara da yine İsveç'e dair iki ve kendi ülkelerine dair tek bir soruyu cevaplaması üzerine kurulu bir oyundu ve herkesin bu işi kendisinin katılım isteğiyle birlikte herhangi bir şekilde videoyu kaydedip bana yollaması, bu toplamı sergilemek isteğiyle ilgili bir çağrıydı.
epey haber oldu. Hem orada hem burada. Kendi içerisinde özellikle ülkede artan milliyetçilikle, Türkiye'de artan milliyetçilikle birlikte sorulardan birisini değiştirip de yeni bir heyecanla arada ikinci bir şey versem bile, destek itki versem bile hiçbir zaman çok katılıma ulaşmadı. 5-6 katılım oldu. Onlarla da bir şey dönüşmedi. Benim sondan bir önceki çok katılımlı sanat etkinliği yapılabilir yanlış sanımın örneği gerçek yoktu. Bundan sonra daha sonra bahsedeceğim ve yine birçok habere neden olsa bile beni bir şekilde yollayanlar hiçbir şey yollayan hiçbir insan olmadığı ya da çok az insan olduğu için yapmadığım nefret tünelinde aşk diye ikinci bir çağrım olduğu yine seçimleri içerisinde. Gerçek diyalogda İsveçlileri Türkiye hakkında ilk aklınıza gelen düşünceler nelerdir? Bu ülke size niye anımsatır ya da düşündürür? İsveç'ten katılacaklar için olan sorular, pardon. Ortalama İsveçli yaşamına, ki bu seyrettirdiğim videonun içerisinde de bir bölümde geçti zaten tarifi. Ortalama İsveçli günlük yaşamına hakim olan, ortalama İsveçli ruhunu tutsak eden, içinde zaman zaman gizli ırkçılığı taşıdığını düşündüğüm, bilinçaltı kodlarına dair bir sistemin adını Lagom olarak dillendiriyor. Ya da ben o zaman o ırkçılığı dillendirmeyi seçiyordum. Ben kodlar demeyi tercih ediyorum bugün. Ve yine bir başka sanat çizgimin birikimi orada gelişiyor. Ona dair bir sorgulamam vardı. Türklere yönelik sorularında da milliyetçiliğe dair bir sorgulamam vardı. Gelişen milliyetçiliği ama sonuçta en çok Türkiye'deki ve İsveç'teki insanların diğer ülke hakkındaki temel kanısının neye dair olduğunu bulmaya çalışan bir diyalog çabasıydı. Destek görüşmesi için Stockholm Büyükelçiliği, Türkiye Büyükelçiliği beni çağırdı. Konuşma yapıldı ve destek vermeyeceğini iletti. Epey bir süre sonra. Ekim 6'nın Kasım'ında İsveç'te ilk karma sergime katıldım. Labirent isimli bir karma sergiydi. Bir göçmen mahallesinin sanat merkezi tarafından düzenleniyordu. Ve kitap biçiminde düşünülmüş, tasarlanmış sanat işlerini toparlayan bir sergiydi. Benimkisi dijital bir kitaptı. Dijital bir gösteriydi sergilediğim şeyin kendisi. Ama kendisi gerçekten bir kitaptı. İsveç'e gitmeden evvel çalışma ve kalma başvurusu için ben başvururken bir kitap teslim ederek başvurmuştum burada. Hakan Akçı'nın Aşkına ve Kişine dair başlığını taşıyordu bu kitap. Ve ilk internet üzerinden tanıştık biz karımla. İlk tanıştığımız günün ilk diyaloğunun ekran görüntüsünden başlayarak arada akan tonla sohbetin metni, ortak fotoğraflar onun gelmesi, benim gitmesiyle, çocuklarla tanışışım benim. Bütün bu süre içerisinde ve daha önce aslında benim neler yapıp ettiğime dair tüm belgeleri içeren bir toplam kitaptı ve aslında ilk iznimi almamı çok kolaylaştırdı sanki. İki ay içerisinde cevap gelmiş olurdu. Onu Fırat Eres, fotoğrafçı arkadaşım kitabın sayfalarını çevirirken fotoğraflamıştı ve o fotoğraflardan oluşan, slide gösterisinden oluşan bir gösteriydi. Sergiye katıldığım hali kendisi. Onun mesela merkezi Bilip TV'de vardı. O yüzden indiremedim, onu gösteremiyorum size. Blogda gözükmüyor. İsveç Radyosu bu özellikle açık, işte İsveç Göçmen Bürosu'na açık mektup yüzünden benimle bu Labirent sergisi temelinde bir söyleşi yaptı. Söyleşi biraz gergin geçti. Söyleşi öncesinde bir
söyleşi sonrasında söyleşteki kimi benim aktardığım, İngilizce aktardığım kelimeleri İsveççeden dinlemek istediği için karımın tercümanlığını gereksindiği bir yarım saatlik bölüm vardı. 4 saatlik bizim İngilizce sohbetimizin ardından. O yarım saatlik bölümü sadece radyo programı olarak yaptılar. O ise hem çok haksız hem zaten yarısı da kadının sesinden oluştuğu için çok kısaltan bir biçimdi. Bu biçime itirazımı ve bu biçimin kendi içerisinde içerdiği sakıncaları aktardığım bir teksip yolladım. Teksip yüzünden ve benim isteğim üzerine karşıdan kaldırıldı o söyleşi. Ama yayınlandı. Yani zaten canlı programdı. Şey canlı değil, bir gün sonrasında programdı. Bu arada evde kendime küçük bir atölye oluşturdum. Ayrı bir atölye için yine şeyde rastgele denk geldi ona. Atölye sırasında gidiliyor sanatçıların belediyeyle ortak kurdukları bir kurumun içerisinde. İşte kaç, 9'da yaklaşıyor şu ana kadar. Bir kez sadece bana göstermek üzere bir şey atölye sundular. O da yaklaşık 350 metrekare ve 6 sanatçının yan yana ancak birlikte başvurduğunda ya da anlaşabildiğinde açabileceği bir atölyeydi. Çalışabileceği bir atölyeydi. 2 yıl öncesine kadar atölye tutacak gücüm yoktu. O yüzden hiçbir zaman evimin dışında bir atölye olmadı. Ve zaten bu dönem içerisinde yaptığım resim sayısı çok çok az oldu. Daha çok video, performans ağırlıklı işler yaptım bu dönemde. Ama yine de o dönemde birkaç resim yaptım. Örneğin... Bunlar sonunda... Ongreli olaylarında ki bir fotoğraftan yola çıkarak 9-11'den 9-11'den benim kahramanım isimli bu resmi yaptım. Yaklaşık 2-3 bir resim. Geç dönem bir kent resmi yaptım. EKTB Enfusa'yı İzmir Körfezi diye o yok sanırım. 2007 Ocak'ta İsveç İş Bulma Kurumu'nun, İşçi Bulma Kurumu'nun kültür bölümüne başvurdum. Kültür bölümü bir taraftan kültür emekçilerini, tasarımcıları, bir taraftan sanatçıları bünyesinde toplayan, onlar isimleşirse onlara ilişkin arayışı yönlendiren ve aynı zamanda onların meslekçi gerektirdiği kimlik kursları bedava veren bir yerdi. İş arama çabamda çok fazla faydası olacağını düşünmediğim için daha evvel başvurmamıştım ama o programlara ihtiyacım vardı. Çünkü burada kullanılan grafik tasarım programları ile orada kullanılan grafik tasarım programları farklıydı ve onların kursları veriliyordu. Ve nasılsa hem kültür emekçisi olarak ya da tasarımcı olarak hem de sanatçı olarak yeterince elinde belge var rahatlığıyla herhalde 15 kilo malzemeyle, resim katalogla, işte örnek tasarladığım bütün yayınlarla birlikte başvurdum. Kabul edilmedim. Kabul edilmemin nedeni göçmen olmamdı. Çok görüşmenin kendi tonundan bu belliydi. İngilizce konuşmayı reddedişinden belliydi. İsveççe konuşmayı tercih etmedim zamanlar. Ve bunu bir blog yazısıyla İş ve İşçi Bulma Kurumu Kültür Bölümünde ayrımcılık başlığı altında yayınladım. Bütün belgelerin neler olduğunu da ekleyerek kendi yanımda. İlginç gelişmeler oldu ondan sonrasında. Benim bu yayınımın ardından Şubat ayında İsveç Sol Parti, Eski Komünist Parti milletvekillerinden birisi benim sorunumdan çıkarak göçmen sanatçıların benzer sorunu bir gün geçirebileceği tahmin ettikleri yerden İsveç parlamentosuna bir soru önergesi vermeyi düşündüklerini söylediler. Hükümete yönelik, Çalışma Bakanlığı'na yönelik. Sevindiğimi ilettim. Sonra önergeyi verdiler. Önergenin cevabı beklendi. Önergenin cevabı Çalışma Bakanı hiçbirimizde cevap olmayan bir cevap verdi. İsveç'te asla göçmen bir işçinin herhangi bir nedenle ayrımcılığa hiçbir işçi bulma kurumu bölümü tarafından uygulanamayacağını alt alta sıralayan kanun maddeleriyle, o yüzden olduğumu söylediğim şey kendisinin olması için hiçbir neden yok cevabıyla. 2007'nin Eylül'üne kadar bir şey yapmadım bu konuda. Ama arada hep aklıma geldiği yerden dayanamadım. Ya bunun bir üst merceği yok mu ya da yapabileceğim başka bir şey yok mu dediğimde etnik ayrımcılığa yönelik Ofusman diye bir kurumun, en tepesinde kurum olduğunu öğrendim ve oraya uzun belgelerle, delillerle, onları verdikleri cevabı, durumunda da var zaten bence bir tür
ispatı. Başvurdu. Etnik ayrımcılığın belgelenmesi isteğiyle. bir yıl sonra geldi onun cevabı. Cevap, bir ayrımcılık olduğu kesin bu konuda ama etnik olma dair bir belge. Bir şey söyleyemeyiz. O yüzden de bu konumuz değildir. Devam. Bu konuya 2010 Ekim'e kadar dönmedim. Aradan 3 yıl geçmişti. Ben o süre içerisinde toplam 60 kadar sergiye katılmıştım. Bunların bir tanesi solo sergiydi ve İsveç'te açılmıştı. Bu serginin yaklaşık 4-5 tanesi İsveç'teydi zaten. Herhalde bu bir şeyi değiştirmiştir umuduyla ve hala o dönem içerisinde bir ara işsizlik yüzünden gereksindiğim için aynı programlara başvuru sırasında bir kez daha başvurdum ama bu kez sağlam kazığa bağladım ya da kendi gururum adına yüzdeye başvurmadım. Net üzerinden ve yanı sıra e-mail üzerinden başvurdum. Bütün belgeleri ekleriyle birlikte bu sefer web'e yükledim ve web'de tıklandığında açılabilir belgeler haline getirdim. 20 gün içerisinde cevap geldi. Aynı cevaptı. 2007'de gelen cevaptı. Ondan sonra da bir blog yazısı yazdım. C'nin dibine git. AF Kültür diye. Bu bölümün adı AF Kültür'dü. Yani artık hiçbir şey yapmayacağım. Artık sol partinin etkilerine de başvurmayacağım. Artık işte zaten sonra da başvurmanın hiçbir alemi yok. Aynı cevap verecektir bana. Ama sonuçta utanmalısınız dediğim bir yerden yazıyordum ve artık zaten vatandaş olduğum bir yerden yazıyordum. Artık zaten kapıştığım, zor giden bir ülke ve göçmenlik ruhuyla değil, artık vatandaş olduğum ve içeriden baktığım, eğer içeriden baktığım konusu onlar gibi utanmaksa onu pek yaşamadığım ama sonuçta şey yaptım. Daha içeriden bir üslupla onlara artık küfrettiğim ve bitirdiğim bir diyalog oldu bu. Sonuçta bu 9 ziyaretinde bir türlü İş Bulma Kurumu'nun kültür bölümündeki işte Adobe Premiere, Adobe InDesign kurslarına katılmamış bir insanım. Bu arada atladım 2007'nin ocağında Mr. President Let Me Challenge You to Face isimli iki çok kısa video yaptım. Hızla bir soluk almak adına onlara bakalım isterim. George Bush için bir kabus önerisi. Çocuk yok değil mi aramızda? Çocuk yok değil mi aramızda? Yok. Herkes bir şey. Sesi bu kadar mı çıkıyor? Bir mobil telefon kaydı bu. Saddam Hüseyin'in infaz şunu belgeleyen. Benim yaptığım sadece Saddam Hüseyin yüzünü, Jordan'ın yüzünü değiştirmek. Thank you.
Bu da morgda yapılmış bir mobil telefon. Öyle sandan yüzeyin yüzü sadece bu sırada geçirilmiş durumda. Ya habib ya habib. Yapıldığı gün, bitirildiği gün aynı zamanda Beyaz Saray'da yollanmış işler bunlar. YouTube okuyulduğunu birinci günü sansür uğradı. Sansüre uğradığı sıra içerisinde ve sonrasında aylar boyunca Saddam Hüseyin'in infazı adına olan orijinal videonun kendisi hiçbir zaman sansüre uğramadı. Daha sonra Google videoya yükledim. Google videoda da sansür uğradı. Daha sonra Vimeo, Vimeo gibi farklı yerlerde bunu yayınladım. Çok Saddam'ın infaz edildiği günlerde olağanüstü şey, ortaçağ sahnesi bir barbarlığın görüntüsüydü bir taraftan ama bir taraftan da yani o halin kendisi başka bir zamanda aynı insanlar tarafından neredeyse kuşak karşıda uygulanabilecek bir infazın kendisinin belgesini veriyordu bana. Bu tip bir kabus önerisi ona önermek için yapabileceğim en iyi şey buymuş gibi geldi bana. (gülüyor) 2007 Mart'ta yine hızlı geçeceğim çünkü sonuçta bir şey dönüşmeyen ama arada zaten kendi başına üzerinde konuşulduğu ve yorumlar yazıldığı yerden tanıtılmasının kendisi, çağrının kendisi sanki işe dönüşen benim hayatımda çok zamana yayılan bir çok katılımlı sanat etkinliği çağrısı daha yaptım. Adı Nefret Tüneli'nde Aşk'tı. Ve Türkiye'de ırkçı mesajların çok fazla arttı. Özellikle gazetelerin okur yorumları bölümünde ve genel olarak milliyetçi, ırkçı temelli Kürt düşmanı ve az sayıda da Türk düşmanı, Kürt ırkçılığını belgeleyen mesajların olağanüstü biçimde arttığı günlerdi, günler 2007. Buna rağmen bu genel varoluşa, nesnel varoluşa rağmen zaten bir başka ulustan insanı sevmekle yoluna devam eden bir Türk'ü seven Kürtler, bir Kürt'ü seven Türkler, bir Ermeni'yi seven Türkler, bir Türk'ü seven Ermeniler, Yahudiler, Süryaniler, farklı iki ulustan aşkı birlikte götüren insanların çok durdukları yerden bu varoluşların yüzünden yaşadıkları bütün sorunları varsa eğer aktarabilecekleri ya da aşkını aktarabilecekleri öz kayıtlar talep ettim. Radikal'de sevişen Türkler ve Kürtler aranıyor. Başlığıyla Mahmut Hamsici'nin çıkardığı hoş bir diyalog şey çıktı, haber çıktı. Başlığı dışında hiçbir sorunum yoktu. Epey bir günde Radikal'de Tempo'da aynı zamanda o dönem içerisinde daha sonra yine başka bir süreci başlatacak olan Turkish Daily News'ta referansta Bercan Zifirlioğlu'nun yazılarına konu oldu. Aynı zamanda İsveç'te Kültür Gazetesi diye çok bilinen bir periyodik yayının içerisinde haftanın sanatçısı olarak bu proje temelli konuşma ve bu işi
temelli bir konuşma yapıldı bende. Nereye vardığını şimdiden söyleyeyim. Ne kadar zaman sonra onu bilemeyeceğim. Gelince söylerim şu zamana kadarmış diye. Özellikle Vercihan'ın haberi, bir iki haberiyle birlikte Kültürler Arası Diyalog Ödülü. İsveç Enstitüsü Anna Lindh Euro Foundation'ın Kültürler Arası Diyalog gazetecilere verdiği ödülün kazanılmasını sağlayan üç makaleden birisi oldu. Nefret Tüneli'nde Aşkı Anlatır makalesi olmuş, röportajı. Daha sonra ben bu ödül törenine Kültür Bakanı Ertuğrul Güney'in gideceğini öğrendim. Ve önce Vercihan'a dileklerimi, yani madem ki böylesine etkiliğin kendisi böylesine bir habere konu oluyor ve neyi ki oradan da bu ödülü kazanıyorsa da neyi ki Kültür Bakanı da geliyor onu duyarak böylesine bir şey. O halde yani ben henüz yeterli tanıtamadım bunu. Sadece netten, sadece iki tane gazete çıkan haberle halde çok daha yaygın tanıtabilecek bir şey olabilir bu. Ve işte Kültür Bakanlığı altında Kültür Turizm Müdürlükleri var, barış süreci var o anlamda ve bir şekilde bunu daha yaygınlaştırmanın da yolunu açsak ya, sen onu konuşsan ya filan dedim. Sonra yetmedi bana bu. Açık bir mektup yazdım Ertuğrul Güney'e. Blogumda da yayınladım aynı gün. Ve doğrudan bu çağrımı ilettim. Yani o koltukta oturup olur diyebilmenin yolu o koltukta niçin oturduğumuza dair bu bilgiye sahip olmanızla ilgilidir ve desteklemenizle ilgilidir benim baktığım yerden diye. Daha ödül töreni daha olmamıştı. Ödül töreni öncesindeki 15 gün ve ondan sonraki 5 gün boyunca çok yoğun yazışmalar yaşadım. Kültür Bakanlığı'nın Güney'in altındaki müdürlükleriyle. 4 ya da 5 e-mail, bir telefon konuşması. Sanırım o benim yolladığım açık mektupla birlikte Ertuğrul Günay talimat vermiş. Altından bir başka müdür ne gibi bir desteğe ihtiyacım olduğunu ya da projenin ne olduğunu sıfırdan bana soran bir şey yazdı. Ben de ona cevap verdim yine uzun bir mektupla, uzun uzun projeyi de anlatan bir şekilde. Daha sonra telefonla konuşulmak istedim, telefonla anlattım aynı şeyi. Sonra Diyarbakır ve İstanbul'da istiyordum iki sergi. Ben bu gelecek olan videoların hepsini bir sergi mekanı içerisinde, bütün bu ırkçı nefret mesajlarının oluşturduğu bir tünelin içerisinde sergilemek istiyordum. O tünelle karşı karşıya, o duvarlardaki yazılarla karşı karşıya gelsin istiyordum. Bütün o aşk mesajlarının bir içinde. Diyarbakır'daki, İstanbul'daki değil ama Diyarbakır'daki kültür galerisinin, devlet dair galerinin bir şekilde bana açılabileceğine, belki bir iki yapış yapılabileceğine, belki işte flyer yapılabileceğine, ötesinde düşüneceklerine ilişkin bir cevap verince ben sevindim. Görebildiğim, bilebildiğim kadarıyla Çağdaş Sanatı'ya ilk desteği olacaktı. Üstelik de oldukça netameli bir konuda olacaktı bu. Bu arada ödül töreni yapıldı, 5 gün geçti. 5 gün sonra sıfırdan alan, bana kanun maddesi eşliğinde hiçbir Çağdaş Sanatı'nın herhangi yapabileceği hiçbir şeyin genel tanıtımına işte bütçe ayrılamayacağı ve desteklenemeyeceğini, ama eğer ki Diyarbakır'da işte sen kendi onaklarını tanıtırsan, kendi onaklarını toparlarsan, kendi onaklarını işte bir şekilde sergilecek noktaya gelirsen, belki sergi mekanı söz konusu olabileceğini o gün değerlendirmesi gerektiğini aktarır bir cevap gelince, ben de onların gözünden hatadan dönüldüğüne dair bir son, boş boş umutlanmışım mesajıyla birlikte yeni bir yazı yayınladım. Bu benim son çok katılımlı sanat etkinliği çağrım olmuştu ve ondan sonra da hiç böyle bir şey kalkışmayı düşünmüyorum. Kutlu Ataman geçenlerde şey yaptı, çok katılımlı sanat etkinliği yaptı. Bağladığı barış tübentleriyle değişik insanların üzerinde yazılar yazdığı yazı etti. Çok merak ettim nasıl gitti. Bayağı iyi gitti bildiğim kadarıyla ama olağanüstü bir tanıtım ve çağrının yaygınlaşması söz konusuydu ve onun için herhalde bayağı bir sermaye kullanmıştır diye düşünüyorum. Onu bir kullanabilecek gücüm yoktu benim içerisinde. Zaten zamanında değildi belki. Bu arada ikinci göçmen işime başladım. İkinci göçmen işim de geceleri sabahlara karşı, sabaha karşı gazete dağıtmak değildi. Gündüzleri metro girişlerinde ya da banyo trenleri girişlerinde bedava bir gazeteyi dağıtmaktı. Üç tane o dönem şimdi bire düştü. Üç tane bedava dağıtılan günlük metro gazetesi vardı ve o yüzden rekabet içerisindeydiler. O yüzden kendi sadece gazete kutuları içerisinde değil, oradan satıcılar eliyle bunu yaygınlaştırmak zorundaydı. O yüzden yeni bir alan çıkmıştı. O alan da göçmenler tarafından paylaşılsın istendi. Çok düşük bir maaş alıyorduk. Ve kentin değişik yerlerinde dağıtmaya başladım. Dağıtırken
bana söylenmesi doğru olduğu söylenen iki tane kelimeyi kullanmak durumundaydım müşterilerime karşı. Birisi Barşabut diye orada buyurun anlamına da gelebilen işte birkaç anlama gelen ama temelde buyurun anlamında kullanılan bir kelimeyi kullanmak ya da gazetenin ismi olan Daha Geniş Bu Ese'yi kullanmak söz konusuydu. Bence geriye dönüşsüz kullanımlardı bunlar ticari kafayla bakıldığında. Çünkü iletişimsizdi. Çok rahat hayır deyip geçebilecekleri ya da cevapsız kalabilecekleri bir şeydi. Formu biraz değiştirmeyi düşündüm ve günaydın demeye başladım aslında. Günaydın demek çok şey değiştirdi. İletişim başlıyor. Günaydın cevabı hiçbir hayır olamıyor. Günaydın denilen bir insanla karşılaşma alışkanlıkları hiç yok. Ben biraz kafa karıştırıcı bir adamım. İsveçli'ye benziyorum. Ama göçmen işi yapıyorum. Herhalde göçmenimdir. O yüzden kendi kodlarına göre, işte göçmene göre mi yoksa İsveçli'ye göre mi cevap vermeli? Yani günaydın cevabını onların da vermesi söz konusu mu değil mi? Karmaşasını yaşıyorlar. Ama bu karmaşayı yaşadıkları için de zaten baştan saldırıldığı hissinde yaşıyorlar. Yani onların hiç o anda o mahmurlukla düşünmeleri gerekmeyen bir yere ben onları sürüklediğim için o sürüklediğim yerin kendisinde karar vermek zorunda kalacakları için, bu da çok yorucu bir şey olduğu için bundan dolayı kızılması gereken bir insan haline geliyorum ben. Bütün bu süreçleri izlemek müthiş keyif verdi bana. Bir gönüllü günaydınıma karşılık veren az da olsa sayısı insanlar sürekli benim alıcım haline geldiler. İki, o şaşkınlık içerisinde almış olanlar geri dönemeyecekleri için, yani dönemiyorlar. Sanki ertesi gün anlamı hatırlıyormuşum. Gerçekten hatırlıyordum da yani onun öyle düşünmesinin anlamı yoktu benim baktığım yerden. Satışlarım çok arttıkça değişik yerlere yollanmaya başladım. Ve en fazla satışın, en fazla insanın geldiği yerlerde benle günaydın diyen başka bir arkadaşla birlikte, benden sonra onun önemli insanla birlikte en fazla satılması, gazete dağıtacak insanlar olarak saptandık. En son gittiğim yer Yakup'un dağı anlamına gelen Jakobsberg ismi olan bir banyoydu. Hem otobüslere çıkış vardı, hem diğer metro ağlarına çıkış vardı ve çok yoğun. Dağıtmaya başladık bedava burasından bahsediyorum. Bir taraftan da bütün bu iletişimin kendi yansını görebilmek adına çok zengin bir deneyimi biriktirmeye başladım ben. Ve o zaman ampul yandı bende, ben bunu belgelemeliyim diye. Çünkü bu belgeleme böylesine bir süreçten sonrasında olsa bile her zaman, her gün ilk gelen, ilk karşılaşan insanları içeren bir kalabalık söz konusu olduğu için emindim ki hem o daha evvelden beri benim günaydın devamıma alışkın olup da ona göre gelecek olan insanları belgelemekle kalmayacağım. Aynı zamanda yeni gelen ve o hep yaşadığımız, diğerlerinin de yaşadığı ilk etkiyi yaşayan insanlar da katılacak diye. İkili bir kayıt yaptım. Bu da yukarıda sergilenen işlerimden birisi, günaydın performansı. Birisi epilog diye bir kayıttı. Orada işte 5 dakika boyunca ben bu işi niçin yaptığımı anlatıyorum. O gün işe gitmeden önce işte kendi evimdeki mutfakta sigaramı içip çayımı içerken. Geri kalanı 87 dakikalık bir şey, kesintisiz kayıt. Açtım kamerayı ve kapattım. Bu arada kameram açıktı. Kamera açıktı, kullanım serbest İsveç'te. Yeter ki karşındaki insan istemiyorum demesin. İstemiyorum dedikten sonra kayda devam etmek suç. O yüzden açığa koymak zorundayım, gizli olmak zorundayım. Çok belli bir kameraydı, açıkta duruyordu. Hiç kimse bir şey demedi gün boyunca. O da ilginç kendilerinin aslında. O da sorun yaratmak istemiyorum. Halbuki sorun yaratmış. Benim en büyük patronuma polis aracılığıyla ulaşılmış. O benim ara şefime ulaşmış. Şefim zaten iş çıkışı genelde gelmez de o gün geldi. Ve dedi, Hakan buralarda bir video kaydı yapmış. Kim yaptı? Ben yaptım. Niye yaptım? Ana olsun diye yaptım. Ne an istedim? Anam görsün istiyorum dedim. Yani burada çalışırken ne yaptım, ne ettim, istedik dedi. Sorun olmuş, şikayet etmişler dedi. Bana söylesinler dedi. Kapatırdım dedi. Ondan sonra Türkiye tatile geldim. Dönüşte çok alacağım kesim olan dağıttığım dakika sayısına bağlı olarak iş artık bana dönmedi. İşsiz kaldım tekrar. Büyük bir ihtimalle nedeni bu olaydı. Onu da yukarıda görmemiş olanlara çok kısa bir şey göstereceğim. Epilogdan bir parça göstereceğim.
Ondan sonra yasaklandı mı kayıt yapmanız? Kayıt yapacak ondan mı? İşten yasaklandı. Ha, işten atıldım. İşten atıldım yani. Anlıyorum. Bir, o iş zaten kararlı bir iş değildi. Tatilden döndüğümde yenilemem gereken bir işti. Yenileceğim de kesindi ama yenilemem. Pardon. Peki niye izin alıp da yapmadınız? Amirinizden izin alsaydınız ya. Vermez. Değil mi yani? Doğrusu da oydu. Vermez. Ama en azından bir izin almak gibi bir durum var. Mutlaka hakkı var ama seçmemiştim. Evet. Yani olabilecek her şey de bu işin parçası bence. Yarıda kesilseydi, yarıda kesildiği halde sergileyecek. Benim için belgelediği kadarı yeterdi her zaman. Çünkü orada sorun insanlara o işin kendi önerilmiş hitap biçimiyle değil, bir başka biçimle seslendiriyor olmanın yaratabileceği etkiyi göstermekti. Bu bir iletişim denemesiydi. Aslında bir yandan baktığımızda benim gerçekten de artık sizle iletişime geçmek istiyorum dediğim uğrağın işiydi. Ama siz İsveç'in karakterini tanımanız lazım. İsveçliler için her şey özeldir. Personlik, hemlik. Anlatacağım İsveçlerin karakterini de. Ten gott treor, schön, ja, komm hit. Jag kan svenska ganska okej. Sin storhet har jag sökt närmare 300 jobb som hade grafisk formgivare via partitidskrift i Turkiet på befolkade platser. Då brukade jag fundera och klura ut bästa slogan som var övertygande samtidigt som det inte skrämde upp vanliga män och kvinnor. Ordet kommer om. Det jag såg var att ingen medelklass svensk och försvenskat utlänning var beredd eller rustad för att möta någon som mig. En man i medelålder i denna tidiga morgon inte begär något av dem och de vill är beredd för att ge en gratis tidning ser djupt i var och ens ögon med leende. Är svårt att se om han är svensk eller inte, men har ett givet invandrarjobb. De flämtat sig detta erkännande. Min arbetsgivare blev mycket överraskad över antal tidningar ledare upp mig och frågade Hakan, någon i din station gjorde en inspelning och låtsas dela tidningar. Säger att man behöver ha kontakt med kunderna var och en och man bör säga god morgon. Bu kısmı mahvabını unutmuştum şimdi izleyince aklıma geldi. Aylar sonra gazetede haber çıktı. Söz konusu gazetenin patronu bir gösteri yapmak adına, boşluk adına kendi dağıtıcı üzerindeki gazete dağıtmaya çıkmış. Stockholm'un en merkezi metro çıkışında. Ve orada günaydın da denemiş insanların söylemeye ve günaydın en iyi sonuç yaratan hitap biçimi olduğunu açıklayan ve bunu yayınlayan bir gazete haberi yok. Şey de şu açıyla ait. Bütün köyü. Sevdiğim arkadaşım olan bir yolcunun köpeğiyle ilişkini de gösteren, daha sonra bu köpeğin bir anlamı olacak çünkü, bir kesintisiz kayıt. 1 saat 17 dakika. Ekim'de
Ondan sonraki bütün sergilerin de mekanı olan galeride, Tegen 2'de ikili karma sergimi açtım. Galerinin sahibi dostum Dror Feyler, Şıklı Gaza'nın kurucusu. Mavi Marmara'yla birlikte ilk tur düzenleyen genel fikrinin sahibi. Ondan sonraki bütün Gazze'ye yardım turlarının da öncü gemisinin içerisinde hep yer aldı. Kompozitör, Filistin dostu, Yahudiler Avrupa örgütlenmesinde ve İsveç örgütlenmesinin genel başkanı. Ve aynı zamanda çağdaş sanatçı bir insanı ve aktivist. Son seçimlerde Sol Parti'nin belediye meclis üyesi, yok milletvekili adayıydı. Orada karısının işlettiği bir galeriydi ve açılan sergi, beni davet ettikleri sergi, bu iş nedeniyle Ben Sahibimin Köpeği diye bir sergiydi. Serginin geri planında birkaç ay öncesinde orada Lars Vilks diye bir sanatçının Rundel Köpeği dediğimiz bizim İsveç'te 3 ya da 4 yol ağzı yuvarlak meydanlarda yapılan küçük köpe heykellerinden birisi olarak ve çok çirkin ve fakir gören bir form olarak, üstelik çizdiği haliyle Hazreti Muhammed'i köpek formunda göstermek istemesi ve onun üzerinden başlayan tartışmalar, tepkiler, uluslararası tepkiler, korunmaya alınması sanatçının ardından açtığımız bir sergiydi. Katılanlar galiba bir hariç göçmen sanatçılardı ve bu soruna aslında aktivizm ve sanat ilişkisini ve hayatın kendi içerisindeki siyasal bu olup bitenlere sanatın müdahale biçimi ve yeni tartışma zemini açma biçimi var mıdır sorularını da tartışan bir biçimde kendini köpek hissettiği ya da işte köpek kavramını kendi başına hangi zeminlerde taşınabileceği, ikincil hissetmek adına bir biçimde içinden köpeğin geçtiği ama tam da bu tartışmada bizim tavrımız nedir tartışmasını götüren bir karma sergiydi. Aynı günlerde sanırım yine bir gazetede, oradaki Sosyal Demokratların gazetesi Dagens Nyheter'de, birinci gazetede yeni bir istatistik sonucu açıklanmıştı. Bir istatistik sonucuna göre İsveç hala göçmenlere karşı hoşgörüsü en yüksek ülkeydi ama Müslümanlara karşı hoşgörüsü aynı biçimde yüksek değildi. Giderek keskin biçimde sertleşmeye başlıyordu. Orada bu işi sergiledim. Hem Türkiye'de hem şeyde, İsveç'te çok fazla habere konu oldu sergi. Tartışmaya hoş bir boyut kattı. O haftalarda çıkan Türk programlarına Dror davet edildi ve tartışmada düşüncelerini söyleyebildi. 2007 Kasım'da ise Türkiye dönük yüzünden bir başka tartışmanın içerisinde buldum kendimi. Afriyat Allah Korkusu diye bir sergi için benden iş istedim. Allah Korkusu sergisi üç temelde Allah Korkusu kavramını tartışan bir sergiydi. Şöyle ki, bir bireysel olarak vicdanın sesi anlamında Allah korkusu. Yani ilk anlamıyla inen sistemi içinde kulu yaradandan korkusu. İki, toplumsal olarak hızla muhafazakarlaşan, İslamileşen ve daha milliyetçi bir köşeye sıkışan Türkiye'de Allah korkusu. Iceberg'in yüzeye çıkan popüler kısmı, mahalle baskısı. Üç, Allah korkusu üzerine Atatürksüzlük korkusu. Kabe, Anıtkabir, Müslümanlık, layıklık, Hazreti Muhammed, Atatürk. Kesinlikle yanlış olan bu eşleşmeler, yanlış karşılık göndermeler, toplumdaki tutlaşmayı doğru gösteriyor olabilir.
serginin açılış tarihi 10 Kasım olduğu düşünülürse her anlamıyla Atatürk'ün ölümü toplumun bir kesimi için trajik bir korku daha yaratıyor. Allah korkusu üzerine Atatürk'süzlük korkusu. 4. Küçülen dünya ve global ekonomi içinde Allah korkusu. Yer kredideki zenginlik ile akıl, fakirlik ile korku birbirine sıkı sıkıya bağlı. Geleceği akılla kuranlar, geleceği korkuyla kuranlar, zengin ülkelerin bu dünya haline ne tür çıkarları var? Çok nitelikli ve çok zamanı doğru bulduğum bir sergiydi. O yüzden keyifle katıldım ve zaten yapmayı düşündüğüm bir işle birlikte. Afişlerden benim tasarımım buydu ve adı Kemalizm ve İbadet Biçimidir idi. Serginin açıldığı gün öncesinde Vakit Gazetesi'nde sergiye yönelik bir linç kalkışmasını, bir saldırıyı gündeme getirebileceğinden korkulduğu için korumaları bile çağrılmak zorunda kaldı. Çok saldırıdan üslupla yazdı, çirkin bir üslupla yazdı, bir kışkırtma yazısı vardı. Ama umduğumuzun tam tersi oldu. Açılış gününde onlar gelmedi, onun yerine polis geldi ve polis 3 afiş, benim afişim dahil olmak üzere 3 afişin suç oluşturduğuna dair bir suç duyurusunu savcılığa götüreceğini ileterek sergiyi kapattırdı o gün. Ben bunu akşamleyin öğrendiğimde savcılık soruşturma başlatmamıştı ya da kabul etmediğini söylememişti ama ben erkenden savcılığa vereceğim demeci radikal yolladım ve ertesi gün yayınladım. Sayın Savcı, Hafriyat Karagül'ün düzenlediği Allah Korkusu sergisinde basına da açıklanan çağrı metninin 3. maddesinde geçen Atatürksüzlük korkusu yaptığı işi üzerinde temellendirdiğim korkudur. Afiş tasarımımı Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri olduğunu düşündüğüm yazar Profesör Murat Belge'nin gazeteci Berat Günçıkan'la yaptığı söyleşisini şu cümlelerinden ilham olarak yaptım. Bizde de Cumhuriyet'le birlikte oluşan ideoloji tamamen seküler bir alternatif değildir. Kemalizm bir ibadet biçimidir. Dünya tarihinde kısa bir yer tutsa da bu sekülerizasyon sürecine girmiş olmak, Allah'ı kaybetmiş olmak demek. Bu cümleler tümüyle katıldığım cümlelerdir. Afiş tasarımı bir soyutlamadır ve bu adı bu söyleşten alıntılanmıştır. Kemalizm bir ibadet biçimidir. Murat Belge'nin bu sosyopolitik saptamasının gündelik siyasi yaşantıda birebir yansımalarını gördüğümüz günler yaşamaktayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi ideolojisi Kemalizm'dir ve paradoksal olarak devletin, ordunun ve bu resmi ideolojinin takip sunan insanların siyasal İslam'a karşı çıkışlarında Atatürk bir peygamber gibi anılmaktadır. Afişim tam da bu çelişkinin dışa vuruldu. İslam'ı tabu kıldığı, kendi peygamberinin suretini çizdirmeme inancı bana göre artık tüm bu Atatürk takipçilerinin de sahip olabileceği bir inançtır. Birbirine çok karşı gibi görünen radikal İslamcılar ve antidemokratik Kemalistler aynı takılma biçimde davranmaktadır. Bu inançla, bu ibadet biçimiyle Mustafa Kemal, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olmaktan çok farklı bir kimliğe bürünebilmiş, saldırgan, savaş yanlısı adımlar, antidemokratik yaptırımlar, hatta yeni bir askeri darbe ihtimali Atatürkçülük adına savunulabilir hale getirilmiştir. Bir sanatçı olarak ülkemin tek tek tüm bireylerinin, toplumsal takmalarının ve kurumlarının, dinle, ideolojilerle, etnik, ulusal, kültürel, ön yargı ve inanç sistemleriyle ilişkisi, ilgilendiğim, tartıştığım, kendi bakış açılarımı sunduğum, benle birlikte yarattıklarımla birlikte yeniden tartışılmasını istediğim bir zeminde. Bunu yapabileceğim ve sergileyebileceğimi düşünmem, düşünme ve düşündüklerimi iletme özgürlüğümün, bir sanatçı olarak yaratma özgürlüğümün, ötesi insanlık aklımın doğal sonucudur. Saygılarımla. Tabi soruşturma açmadı ama son güne kadar bir biçimde bu tartışma yoğun bir biçimde sürdü, basında özellikle. Hala çok keyifle aldığım bir iştir ve bir tabunun ortadan kalkmasına dair, eski biçimde yaşamamasına ya da işte en azından zayıflamasına dair bir süreci kendi içerisinde yaşarken Türkiye, sadece benim için değil, tüm bu Allah korkusu sergisindeki işlerin çok fazla etkisi olduğunu düşünüyorum ve de onlarla bir tarafından tartışmalıyım. Ece Temelkuran, Mehmet Yılmak, Evrensel, Habertürk, T2'den Necati Yıldırım, Defne Koryürük, Sabah, Berner Zeytun, Ahmet İnsel, Algu Antmen, UPS'lerin bizzat kendisi, Ümran Bulut, Referans ve Tempo katılmış bu tartışmalar onların içerisinde. 2008'in Şubat'ın hemen bunun ardından Stockholm'daki en büyük sanat fuarı, alternatif sanat fuarı, adı market olan daha ticari sanat fuarının karşısında süpermarket olarak açılan bir sanat fuarı. İçerisinde, galerimin kendi pavyonu içerisinde Rohr, Kemalizm bir ibadet biçimini sergilememi istedi.
Oradaki sergileme ek olarak iki şeyi kapsamalıydı bence. Kabul etti. O da birincisi bütün bu size anlattığım öyküsünü bir biçimde zaten çoğunuzun hatırladığını düşündüğüm öyküyü içeren bir metin. Sürecin nasıl geliştiği ve benim ifademi. İkincisi ise TC Anayasası yasaları ve çocukları içerisinde Atatürk ve Atatürk yönelik suçlar ya da Atatürk yönelik düzenlemeler ya da Atatürk köşeleri ya da andlar içerisinde Atatürk'ün kelimelerinin geçtiği, Atatürk kelimesinin geçtiği bütün yasal çocuk maddelerini sergilemekti. Bütün bunlarla birlikte sergiledi. Şubat'ta bir İstanbul henüz yapılmamış fiilleri hayal ediyorum afiş servisi için benden de iş istedi. Oraya ...2015'te sergilenmesini düşlediğim bir filmin afişini tasarladım. Filmin adı HGRZDM Losre MP 131 ve 132. Şemdinli'ndeki Umut Kitabevi patlamasında kullanılan iki el bombasının patlama ardından bu saldırıyı yapan CİTEM mensuplarının arabalarının bagajında oradaki Şemdinliler tarafından bulunan iki el bombasının kodları 133 ve 134'tü. Ben de atılanların 131 ve 132 olduğu fantazisiyle böylesine bir şey tasarladım. Ezel Atay'ın işte yönettiği, işte bilginlerim Seda Yılmaz'ın ve tümüyle fantezi olan Kürt isimli oyuncunun oynadığı 9 Kasım'da 2015'te dünya premieri Şemdinli İstanbul Barcelona Dublin Havana'da New York'ta aynı anda yapılacak olan üstünde bir savaş dergisinden aldığım bu özellikteki bombaların niteliklerini aktarır bir bölümü yer aldığı. Sağda da bu Gladio'nun Last Days of the Turkish Gladio diye yazıyor şeyin üzerinde, filmin isminin üzerinde. Bu Şemdinli Umut Kitabevi saldırısının filmi konusu olarak salonda yazdığı bir tasarımdı. Yine ikinci bir kabus ünleri olarak burada göstermek istemediğim, çok da yaptığım gün kadar sahip çıkmadığım yine Irak Savaşı ve Bush karşısında ona bir kabus olarak önerilmiş 60 Saniye diye bir film yaptım. Yine White House'a yolladım önce ve ondan sonra yardımlaştırdım. Bu filmde de sayısı 1.200.000'e çıkmış. Irak'taki sivil kurbanların, ölülerin varlığına, bu gelişmenin varlığına dikkat çekmek için yarısında çakıl taşlarını yediğim ve dişimi kırdığım, yarısında ise o kırık dişle Wii oyununda ekrana karşı gölge boksu yaptığım ailenin içerisinde, iki filmin içerisine sadece 60 saniyelik, belki 5 ya da 6 dakikalık bir filmdi bu. Toplam 60 saniye içerisinde yüzlerce Irak'ta sivilin cesedinin fotoğrafını tekrar tekrar sokarak sonra da en sonunda bu 60 saniyede gördüğünüz kaç tane kurban vardı. Aslında kurban 1.200.000 dediğim bir sözle bitirdiğim izlemesi zor bir film. İzlemesinin zor olduğu halin kendisi özellikle 6 dakikalık film olduğu için ve çok kurgulu film olduğu için buradaki gibi daha kendi içerisinde zaten barbar olarak üretilmiş sıradan bir kaydın üzerindeki manipülasyon gibi değil. Çok ben tarafından o biçimde yaratılmış film olduğu için daha sonra beni de tedirgin etti. Çok estetikten. Görebilir miyiz? Bir kısmı. Thank you.
diyorlar ya, yani çakıl taşı bile verdikmezler, ülke anlamında. Bu onu mu çağırıyor? Kendi kişisel challenge'ıma yönelik diyor. Efendim? Kendi kişisel yüzleşmeme, zorlamama yönelik. Gölge yani şey, taşıyacak sizi sonuçta. Beyaz Saray'dan cevap geldi mi? Daha da o günden beri şey, hiç hayatımda hani ABD'ye gittim, bir kere kutlar çıkmıştı, Chicago Web Service'ine katılacaktı. O da iptal oldu sonra. Bush bir şey sergilerine gitti, vazgeçti der sergilerine. Merak ediyorum, sınırda bir şey olacak diye, ama hala bilmiyorum yani. Ama Amerika girişli kaydım çok fazla olmuş o dönem içerisinde. Hani izleyici kaydım izleyebiliyorum benim buradan gelen insanları. Çok fazla olmuş. Bu dönem aynı zamanda kayıt diye bir seri başlattı bir dönem. Kesintisiz müdahale edilmemiş ben tarafından, çekim adına da hiçbir aparatın kullanılmadığı kameradan başka ve sabit olan kameralarla çektiğim kimi filmleri ardı ardına yapmaya başladığım bir dönemdi. Bunlardan ilki Katarsis diye Stockholm'un en merkezi metro istasyonlarının birisinin pek bilinmeyen arkasında daha çok alkoliklerin ve göçmen çocukların yer aldıkları bir yerde yaptığı bir çekim. Herhalde en çok sergilenen işimdir. Değişik değişik etkinlikler içerisinde yaptığım günden bir yana 60 yerde kan sergilendim. Ben yaparım.
Kaç yıl ödedin? Ne dediklerini yazmak için herhangi bir çaba göstermedi. Yoksa burada nefret kinelini kışkırtmak gibi bir şey görmüştüm. Ama sözcükler bize yazan buçuk gelmesin. Do see Glando. If you wanna something, you wanna bring something. Go to see Glando. He fix everything in Stockholm here. You don't think anything. Do see Glando. Motherfucker. Yeah man. Yeah. Smoke free. Very deep, man. Eskişehir'in, turistik bölgenin en bilinmeyen ve benim çok sevdiğim otorazlı yerinde Agrikör'ün yanında eser içerikli gençlerdi ve kendileri orada benim fotoğraf çektiğim, video çektiğim gördükleri yerden bize konu karşısında rap yapmak istiyordu dediler. Kabul ettim. Kamerayı koydum ve arkaya çekildim sadece. Okey, okey. İngilizce, Arapça, Fransızca ve... İsveççe. Kullandıkları bir kayıt bu. Dolayısıyla izleyen İsveçliler, tek dilini bilen İsveçliler dörtte birini, diğerleri de dörder birini anlıyorlar toplam olarak. Tunsi Glando, Kuzey Afrika rapinin en önemli isimlerinden birisi ve Avrupa'nın aslında bir Afrika kıtası olduğunu böyle geçirmesini savunan rapleri var. Tony Montana biliyorsunuz, Al Pacino'nun oynadığı Scarface'in karakterinin ismi. Çok bu tadıyla kalsın ve hiç müdahale etmeyin diye düşündüğüm yerden hep sergiledim. Hep de çok geri dönüşü olan bir iş oldu bana. Mesela aynı seriden, kayıt serisinden bir başkası. Bu da çok kısa. Ama uzun hissettiğim gibi.
başka ilk geçen... Stockholm bir seçim aslında. En yoğun alışveriş yapılan, en merkezi Drottninggatan, Kraliçe Caddesi diye geçen caddesi burası ve oradaki en sık karşıma çıkan ve en az kazanan sokak müzisyenlerine tam da iş çıkış saatinde belgelemek diye yaptım sadece. Çok bir kişi verdi. Bir kişi verdi. En son. Onu da bitirdiniz. Çok bir taraftan da çok kötü müzik yapıyorlar. Efendim? Çok kötü de müzik yapıyorlar bir taraftan, doğru söylemesi gerekirse. 2008 Haziran benim daha çok burada yankı bulan haliyle çok buraya dair ama aslında İsveç'te yaptığım bir işin tarihi. Gerçekler bilinsin yeter. Gerçekler bilinsin yeter, 3,5 saatlik bir kayıt. O da aslında kayıt serisinin bir parçası ama ilk kez sadece kesildi ortasından. Çünkü kaydın öznesi olan insan Abdülkadir Aygan'ı 3 ayrı giysiyle ve 3 ayrı yere dönük olarak yüzü kayda aldım. 22 yıl boyunca kendi ismi Abdülkadir Aygan, PKK katırcı APO koruması kimliği, PKK gerilla kimliği Abuzer ve JITEM kimliği Aziz kimlikleriyle bana 22 yıla dair o güne kadar anlatmadığı her şeyi kapsayan uzun bir demeci verdi. Abdülkadir Aygan'ın ismini duymuştum. JITEM çok ele geçen bütün belgelerinde ve bütün üzerindeki iddialarla birlikte zaten her zaman ben her sosyalist, her hakkın adaletlerine yanan insan gibi benim ilgimi çektiği bir yerde, izlediğim yerden. Ama o dönemde yeni Özgür Gündem'e verdiği ve JITEM kısmına dair birkaç itirafı sadece kapsayan bir itirafname ile İsveç'e göçtüğünü ve İsveç gizli polis tarafından korunan bir yerde yaşadığını öğrendim. Benim için hem PKK hem de JITEM geçmişiyle çift taraflı itirafçı kimliği ve o çok az itirafının kendi içeriği çok önemliydi. Ötesini arıyordum. Önerdiğim yöntem bir ses terapisi yöntemi. Bana karşı uygulanmış bir yöntem kendi terapimde. Alt benliklerin kendi sesiyle konuşması gündeme geldiğinde girilen bir trans hali içerisinde terapistim beni bulunduğum koltuktan başka bir koltuğa taşıyor ve değişik bir yönden kendisinin yerini değiştirerek beni dinlemeye devam ediyordu ve o alt verdikçe konuşmaya devam ediyordum ben. Ne ben terapistim, ne o hastaydı sonuçta ama sonuçta bir işe yarar diye. Çünkü bir kere karşılaşabilecektim, bir günlük kayıt olacaktı, o belliydi. Böylesine bir yöntemi önerdim, onu da kabul ettim. Ama 6-7-7 konuşmalık uzun bir deneme yanılmadan, benim linkimi vermemden, eski işlerimi izlemekten sonra güveni sağladı ve Stockholm'da olmayan uzak bir yerdeki kaldığı yere beni çağırdı. Buluşacağımız yere gidene kadar da izlediğini öğrendim. Çevreme baktığını, arkamdaki bulunduğu olmadığını ve ondan sonra da buluştuk. Evine götürdüm. Evine götüreceğini zannetmiyordum. Kaydın içerisinde bir ara küçük oğlu zaten kayda girer çıkar. Onun girdiği kısımda en dinlenmesi zor şeyleri anlatıyordu. Naylonla, eritilmiş naylonla yapılan işkenceleri PKK kampında anlatıyordu. Ben çocuk çıksa daha iyi olmaz dedim. Ha sahilini çıkarttı. İnanılmaz sigara içti. Çekincesiz gömlek değiştirdi, konum değiştirdi. Sadece fragmanını göstereceğim. Zaten 3,5 saatlik bir kayıt ve ilk günden bugüne 30 bin insanın net üzerinden izlediği, İzmir, İstanbul ve Diyarbakır başta olmak üzere 6-7 tane ilden gençlerin benden ilişki kurduğumda kahve gösterileri yapmak istediklerinde onlara kopyasını yolladığım, Türkiye'de Pis Hikaye sergisinde, bir de Ankara'da bir de Yakınsta'da sanırım Ankara Film Festivali kapsamı yok, kapsamı değil, Göte Enstitü'deki bir de Yakınsta'da ilk kere sadece gösterilen, üzerine birçok haberin yazılmasına rağmen ve birçok parçasının hemen hemen bütün televizyon kanalları tarafından
izinsiz kullanılmasına rağmen tam yayınını hiçbir zaman kamuya açık Türkiye'de henüz hala yapamadığını, bence hala gündemde olan bir niteliğe sahip, içeriğe sahip bir iş. Bardağın üçüncü sırada. Hayır, üçüncü aşağıda. YouTube'a koyduğum fragmanı. Kendisi
sürtülerek kafasına sesini sıktı. Yanda Tayyip'in o gün bir tane de Şınak'ta Hamit diye bir genç vardı. O günle birlikte bir tane aydan biri. Onu o da işte hemen getirdi. Mehmet Ağar'la diyelim. O da Elazığ'dı. Mehmet CHP'lerle iyi şey vardı. Hem önlenebilmesini sağlamak için çıktığım bir yolculuk. Gerçekler bilinsin yeter. Gerçekler bilinsin yeter. Yayınlandığı kanalda 3 ay içerisinde 5000 sinir. Başından sonuna kadar izleyenlerin sayısı sadece aldı. Aynı dönem içerisinde dediğim gibi tonlu yere yolladım. Tempo, Bir Gün Gazetesi ve birkaç yerde haber çıktı. Hem benle hem Abdülkadir Aygan'la görüşüldü. Zaten sonra iş patladı. Hem Abdülkadir Aygan Neşet Üzel'le tarafta yaptığı röportaj sonrasında yer göstermeye başladı Google Maps üzerinden. Gösterdiği yerler teker teker açılıp eski gömülenlerin her birisi ortaya çıkartıldı. Hala Aygan'ın kendine sakladığı çok fazla şey olduğunu düşünüyorum ben. Hala kontağım var, hala ona verdiğim bir şey var, pay var. Bir gün bu arınma yolculuğuna çok saygı duyduğum yerden varoluğunu sana yetmezsin, ötesini aktarmak istersen ve beni kaydetsin istersen yine ben varım. Tek haberin olsun dediğim bir yerden bir ilişkim var. Arada özellikle Musa Anter cinayetine ilişkin bir kere gözaltına alındı İsveç'te. Sonra bırakıldı buranın başvurusu üzerine. Bu kaydın ve tarafın söylesinin ardından onun Türkiye'ye getirilmesi çabaları yoğunlaştı. Kent değiştirdi. Bütün bu süreçlerde matrak bir biçimde aslında yıl olarak, zaman olarak benle aynı sürecin göçmeniydi. Birbirimizle işte göçmenler için İsveççe derslere dair ya da iş arama sürecinin kendi sorunlarına dair uzun sohbetler yapabildik. Şimdi bir başka kentte, yine koruma altında. Biliyorsunuz geçen hafta yine Musa Anter cinayetiyle ilgili tekrar Türkiye'nin İsveç'ten onu istemesi söz konusu oldu. Bu sefer de dönmemeyi, gelmemeyi becerebilecek mi, beceremeyecek mi bilmiyorum ama döndüğünde kesin öldürüleceğini düşünen bir insan. Benim için bu video izleyenlerden aslında sormak gerekir ama duygusu yaparken ki ve sonuçta bulabildiğim hazzı çok öylesine bir şeye dairdi ya da beklemediğim bir şeye dairdi. Bir kimliğin aslında çok travmatik olmayan bir biçimde nasıl bu 3 aylık kimlik içerisinde aynı biçimde doğru yaptığını hissederek ve aslında aynı şeyleri yaptığını düşünerek hayatta ama bir zamanlar sadece PKK'yı adaletten yana, bir dönem ise devleti adaletten yana gördüğü yerden nasıl bu kadar değişmeden yer alabileceğini, dolayısıyla devletin kendi iç yapılanması adına da PKK'nin kendi iç yapılanması adına çok fazla sorgulanacak şeyi beraberinde taşıyan bir gösteriyi yaptığı için seviyorum, önemsiyorum. Hayat TV, Avrupa'da daha çok yayın yapan, tüm yayını yayınlamak, yayınlamak konusunda bana sorusunu sordu. Ben de elbette bunu çok isterim dedim. Yalnız editörlerle bir araya gelip bir tartışmamız gerekiyor dedi. Yine belli bir jitel, aygan, popülerleşmesi söz konusu olduğu aralıkta Türkiye'de. Bir haftalık tartışmanın sonucunda editörlerin ortak kararı sadece JTV'ye dair bölümü yayınlanması isteği ve PKK'ye dair bölümü yayınlanmaması isteği kabul etmedi. O yüzden hiçbir yerde yayınlanmasın. Haziran ortasında Uluslararası Plastikantlar Derneği Dedrek Bedri Baykam'la 3 e-mailde gidip gelen sert bir yazışmanın ardından istifa ettim. O zamanlar Ergenekon'la ilintili bir davanın ele geçen belgelerinden birisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sanatçılar ve kültür insanları arasında mutlaka kontak insanların bulunması, onlara her ay yemek ısmarlanması, belli yerlerde ilişkinin
aktif sürdürülmesine ilişkin bir kaygı çıktığında ÖPSD'nin buna cevabının olması gerektiğini tek görsel sanatlar organizasyonu olarak Türkiye'de ileten bir üye mektubu yolladım. Tabii ki Baykan bunu sadece bir söylenti olduğunu, TSK'da böyle bir şey yapmayacağını, yaparsa da zaten bir biçimde Atatürk'ü Cumhuriyet'in olması olduğunu düşündüğünü ve buna dair işte asılsızlık haberini Yeni Ergenekon adlı bir sitenin haberi olarak bana yolladığı, sonra bu sitenin içerisinde benim bu PSD'nin yönetim kurulu üyelerinden Tüyü Onat'ın garip bir okur yorumunu gördüğüm garip bir yazışma toplamı içerisinde hepsini de şüphe ettim. Bütün yazışmaları ve istifa ettim. 2008 Eylül'ünde yine TGN2'de bir başka karma sergiye katıldım. Stockholm'de ve İsveç tarihiyle ilintili ilk temel sorgulamam bu sergiye denk düştü. Serginin ismi Zeminde Bir Tepecik'ti. 7 ya da 15 hatırlayamıyorum. Çok sayıda sanatçının kendileri için ayrılmış 60 santimlik zemindeki yerlere tepecik şeklinde gözükebilecek sanat formundaki değişik işleri yapması üzerine bir sergiydi. Başa dönüp bu özellikle iş görüşmeleri sırasında ve akan göçmen işleri iş yaşama diyalogları içerisinde ben Dalai Lagom diye geçen İsveçli varoluşunun daha zihin altında akan kodlarını takip eden izleyimi, kendi düşüncelerimi yazıya dökme ihtiyacı duymaya başlamıştım. Sonuçta 2008'den bugüne kadar 1200 tane kod yazdım. Bu kodlar metroda, sokakta, iş yerinde, okulda, aile içerisinde, tanışma sırasında, değişik mekanlarda ve hallerde ortalama İsveçli bir zihnin kendi içerisinde kendini engellemek adına ya da dönüştürmek adına kullandığı emir kodunu kodlar zinciri halinde yazılıyor. Yarın öbür gün yapmayı düşündüğüm, yani gelecek yıllarda yapmayı düşündüğüm büyük bir sergi için. 1200 kod yazdım, 8'e düşürdüm, tekrar 1200'e çıktı. Şimdi tekrar düşürüyorum çünkü farklı mekanlar için yazdığım bu kodlar kimliğin birbirini siler niteliğe sahip oluyor. Ve olabildiğince anlatmaktan yanayım. Bu kodları araştırırken, yazarken birdenbire fark ettim ki kodların içerisindeki en yoğun karşılaştığım duygunun kendisi utanç. Bugün çok rahatlıkla ortalama İsveçli varoluşunun neredeyse doğduğu günden öldüğü güne kadar şu veya bu nedenle bizim hiç normalde karşılayamayacağımız kadar sıklıkla utançla mağlup olduğunu söyleyebilecek bir insan. Ve bu utancın dibine kazmaya başladım. Utancın dibini kazmak olabildiğince yakın tarihten başlayarak İsveçli geçmiş içerisinde yüzleşilmeyen her şeye gözünü dikmek, ona ilişkin kazı yapmaya başlamak demektir. Türkiye'li olarak kendi utancımızla ama işte şu ya da bu kadar farklı biçimde yaşadığımız, en azından kodlara belki de dönüştürmediğimiz, ya da dönüştürüyorsak eğer bu kadar genellikle dönüştürmediğimiz kendi yüzleşmelerimizi nasıl yaşadığımıza dair bir bilgin de zaten var. Bu kazıyı yapmaya dair de daha sonra başka işlerimde gözükeceği için yine. Ve bir eksik, İsveç ikilemi steril ya da değil diyerek başlığını koyarak bir küçük sabun heykelcik yaptım. İş bu. 7 parça, birisi parçalanmış olmak üzere, sunulacak üzere parçalanmış olarak 7 ayrı sabun kalıbı içerisinde altında o bizim dosya kağıdı delerken kullandığımız makinenin arta kalan küçük yuvarlak beyaz kağıt parçalarının yer aldığı, bir tanesinde ise bayağı dışarı çıkarılması sorunlu olabilecek olan tıp çöplüğünden toplanmış materyallerin yer aldığı, iki ayrı bayrağın yer aldığı, iki ayrı annemin yer aldığı, annelerden birisinin İsveç göçmen bürosunun annemi olduğu, ikincisi ise 1975'e kadar İsveç'te kısırlaştırma politikasını devlet eliyle götüren Uppsala'daki Rasbiyoloji Soy Biyolojisi Enstitüsü'nün pandeminin yer aldığı ve doğrudan İsveç'teki
kısırlaştırma uygulamasının yüzleşilmiş gibi gözükürken yüzleşilmeyen ve o yeni ortaya çıkan, ben tarafından yeni ortaya çıkartılan bir gelişmesini ve aynı zamanda bugünün mültecilerine karşı İsveç'in yine bence bir başka utancını bir araya getiren bir işti. 1975'e kadar İsveç'te 66 bin Çingene, Lapon, sağ mülkünden insan, homoseksüel, engelli, Valon ve Finlandiyalı insan kısırlaştırılmış durumda devlet eliyle. Kısırlaştırmayla ilgili yasa Nazi Almanya'sından bir gün sonra çıkartılmış, 33'te çıkartılmış ama daha sert çıkartılmış bir yasa. Ama bu esnun kurulması 1920'ler, hatta 1919'daki bir kararla ilintili ve parlamentonun tümünün onayıyla alınmış, oy birliğiyle alınmış bir karar. Türkiye, İsveç'teki kısırlaştırma 75'e kadar sürmüş. 75'te Beyazıt'ı kapatılmış ama bu konu hiçbir zaman gündeme gelmemiş. Ta ki 1994'te Macar kökenli İsveç'te bir gazeteci bunu ifşa edene kadar. Ve bir yıl içerisinde parlamento toplanıp bu kısırlaşma politikası yüzünden kurbanlarından özür dileyip her birisine yaklaşık 170 bin kron tazminat ödemek üzere kısırlaştırma kurbanlarına tazminat ödeme kurumunu kurmuş. 66 bin kişiden sadece 1800 kadarı ya da 2000 kadarı tam net hatırlamıyorum. 2 yıl içerisinde başvurduktan sonra da bu kurum kapatılmış. Kapatıldığı haberi benim çarpan haber ve bu işi yapmaya iten haber. Çünkü kapatıldığını da kimse bilmiyordu. Ben de bir bu konularla ilintili yazarın küçük bir paper'ından bunu öğrendim. Onunla birleştirdiğim ikinci rezalet ise sığınmacı göçmenlere İsveç'te tıbbi hiçbir hizmetin verilememesi gerçeği. Çünkü herhangi bir tıbbi hizmet için hastaneye gittikleri anda zaten sınır dışı edilmekle karşılaşıyorlar. Kağıtsız göçmenlerden bahsediyorum. Bu yüzden İsveç'teki herhalde en sevdiğim insanlar olan, başta sınır ötesi doktorlar derneği olmak üzere çok fazla insanın yasa dışı olarak oluşturduğu gizli kliniklerde bu kağıtsız sığınmacılara tıp hizmeti verilebildiği kadarıyla ve işte eşim de içinde olmak üzere sağlık sektörü içerisinde yaşayan tonla insan ise zaten kendi hastanelerinden, kendi kliniklerinden o hastaneler için, o küçük klinikler için sürekli ilaç ve malzeme arıyorlar. Otopladığım bir şeyin içerisinde olan, sabun pastanın içerisinde olan çöpler öylesi bir illegal klinikten alınmış, izinle alınmış çöplerdi. Geri kalanları da bütün bu kısırlaştırma sürecinin belgeleri adına kullandığım sembolik kağıt parçacıklarıyla 66 bin kurban adına. Sonuçta kısırlaştırma ve temizlik anlamına gelebilecek sterilizasyon kelimesinin çift anlamlılığıyla ilintili ve çok bu yüzleşmiş gibi gözüküp yüzleşmediği, hiçbir sorumlusu yargılanmadı bu arada sterilizasyon prosesinin. Zaten bilinebilir resmi hatları dışında destekleyen, bu politikayı destekleyen hiçbir grup sonuçlarından bu biçimde tüm bu araştırmalardan ki sadece kısırlaştırmaya dair değil araştırmalar, Hermann Humboldt ve daha sonrasındaki başka asistan tarafından götürülen bu enstitü içerideki çalışmalarda hiçbir sorumlusu yargılanmayan bir süreç. Şu boyutmuş. Burası Gönüş Enstitüsü'nün müdürü. En bilinen. Bütün soy ayrımlarının yapıldığı, yarın öbür gün başka bir serginde de bir başka biçimde manipüle ederek kullanacağım İsveç'in onca en İsveçli, en ari ırktan insanlarının, ünlü insanlarının yönetici ya da sermayede yer aldığı, onların biyografilerini yer aldığı, bizzat onun kalemi aldığı, benimkini gösterdiğim müdürün kalemi aldığı ve çok önemli bir desen sanatçısı tarafından her birisinin resminin yapıldığı Gerçek İsveçliler kitabı dahil olmak üzere binlerce yayını, on binlerce arşiv belgesi şu anda internet üzerinden ulaşılabilir ama buna rağmen varlığından beri yeni kuşakların haberi olmadıkları bir kurumdan bahsediyoruz.
bırakın politikasını. 2008 Eylül'ünde New York Arts Magazine dergisinde Okunfuluk Sanatçı Manifestomu yayınladım. Ben de okunfuluk sanatçısıyım. Kaygı ve sorumlulukla yaratmaktan geri duramayan günümüz sanatçılarının sahip olmaları gerektiğine inandığım şu nitelikler benim yaratılımın hedefidir. Zamanın ruhuna zeitgeist'e bir kez daha tanıklık etmek, yani giderek daha boka batan bu yer kürede daha muhalif ve radikal olmak, yaratımlarının mülkiyet sorunlarından daha çok yaygın dolaşım ve paylaşımı önemsemek, bağımsız olmak, yol gösterici, zihin açıcı, sorunlara yeni tanımlar önerebilen bir sanatçı olmanın yanı sıra her türlü etkileşime ve iletişime açık, gerektikçe uyum kurucu olmayı becerebilen bir sanatçı olabilmek, elitizm batağına da, popülizme de düşmeyen cesareti, özgürlüğü ve niteliği var etmeye, ötesi hep korumaya çalışmak. Aralık'ta bir başka kayıt videosu daha yaptım. Bak ne güzel deniz kabukları. Çok fazla yerde gösterildi Türkiye dahil olmak üzere. Bu aslında daha kısa sürdürebileceğim, daha kısa bitirebileceğimi düşündüğüm bu sunumun en son kalmak isteyenler, seyretmek isteyenler olursa göstermek istediğim 12 dakikalık bir videosu. Ama sanırım öyle bir vakit olmayacak. Olursa yine gösteriyorum. Arabanın arka koltuğunda pencereye dönük yüzüyle uyuyan oğlumun sabit çekiminin üzerine ben ve karımın Meksika Juarez bölgesinde öldürülen bir yıl içerisinde sayısı 4000'i bulan göçmen kadınların nasıl ve niçin öldürülmüş olabileceğine dair aramızda akan bir konuşmanın sesinin bildirilmesiyle ilgili bir video bu. O bak ne güzel deniz kabukları kelimesi de zaten biz onu konuşurken o sırada çevremizde oynayan kızımızın ettiği bir laf. Ondan sonra 2009 Ocak'ta Gazze saldırısı başladı. Gazze saldırısında Türkiye'de Halil Sevda yürüyüşünde, Barış yürüyüşünde yine İsveç'te Rieva diye tarif ettiğimiz kâsıl göçmenlerin bu kez sınır yasası itibariyle yasa dışı olarak, sınır yasasından sanki güçleniyormuş gibi ama yasa dışı olarak kent içinde metro istasyonlarında avlamaya yönelik polis politikasının geçtiğimiz aylarda 6 ay içerisinde başlamasıyla birlikte bu politikaya karşı gerilla grafik tasarımlar ürettim, mitingler ve gösteriler için. Mitinge çağırırlar bunlar ve mitingde pankart olarak kullanılanlar sonra. Katliama dur, sessizliği sürdürecek misin? Başlığıyla. ...2009'da açıldı ilk kişisel sergim. Adı Dikkat Sıkışma Riskiydi. Dikkat sıkışma riski, İsveç'te yaşayanların en çok karşılaştıkları kent içi kullanımda bütün asansörlerde karşılarına çıkan bir uyarının, bir tabelanın. İçerdiği bir sözcük. Sıkışmak bir olgu, kimsenin özellikle seçtiğini düşünmediğim durum, maruz bırakıldığımız ya da yolun başında yol boyunca alışkanlık ve teşviklerimiz yüzünden sonuçta nedeni olduğumuz, sorumlusu olduğumuz,
Bu yer kürede ana yurdumda ve bu ülkede önyargılarımızı imal eden ve zevkimize sunan imalathaneler elbette ki yok. Bir yaşı geçtikten sonra anamıza ya da babamıza neden bu kadar belirlemeye başladığımızı düşünen şaşkınlarız biz. Belki tek bir hayır et ya da evetiyle ne kadar çok şeyi ve zincirleme bir süreci değiştirebileceğini de bilmeyen, çok mu severiz o maskelerimizi, çok mu özel o gözlerimizi kanıta kanıta birbirimize yolladığımız bildik, onlarca yüzlerce yıllık mesajlarımız. Ne kokuyor böyle senin parfümlerimizin ardında? Hangi göçmen mahallesine en son ne zaman gittik? Ne kadar çok benziyor bu ülkeğimiz, ülkeğimize? Saçlarınız, saçlarının asimetri kesim modelleriyle ve o sanki bu dünyayı becermiş rahatlıklarıyla ne de farklı okuyorsun insanlarımız. Var ya, kokan şey en çok yalnızlığımız, çürük mü çürük? Üstelik bu kadar yaralı ama sıcak et, bu kadar acılı ama cesur gülümseme varken bizi bekleyen, sıkışmak bir olgu, kimsenin özellikle seçimini düşünmediği bir durum, maruz bırakıldığımız ya da yolun başında, yol boyunca alışkanlıkla seçtiklerimiz yüzünden sonuçta nedeni olduğumuz, sorumlusu olduğumuz. Bu sergi metninde. Bu kastettiğim asansörlerde benim özellikle gazetede alırken en sık rastlaştığım haberin kendisi. Bu benim burada kullanılan cümleleri değiştirerek altında yeniden kurguladığım bir başka altyazıyı eklediğim benim sergi afişim. Ve tabii ki asansörler bu işlerden birisiydi. Orada sergilediğim bir video vardı, şimdi gösteremeyeceğim. Chiesa Friedrich diye İsveç'teki en ilk gelen insana komik gelecek, şaşkınlık verecek sürekli bir rutin seremoninin adıdır Chiesa Friedrich. Friedrich'in boğaz kısıklığı, ses kısıklığı demek Chiesa Friedrich. Her ay ilk pazartesi günü saat 3'te bütün Stockholm'da ve bütün İsveç'te uçak saldırısı sirenleri çalmaya başlar. Dikkat saldırılar, herkes sığınağa gitsin sirenleridir onları. Bütün kent başka bir şey duyamaz halde güçlü sirenlerdir bunlar. Üç siren arka arkaya çalar, bir boşluktan sonra da saldırı bitti, artık rahatız, uzun süreniyle biter. Bunun adı Chiesa Friedrich'ti. Friedrich'in boğaz ses kısıklığı. Onun çalındığı bir aralıkta yaptığı bir çekimdi bu ve Sergestory'de en merkezi meydanında sahte Brezilya karnavalı yürüyüşünden başlayan bir görüntü. Oradaki açlık grevinde olan Afgan mültecilerle bitiyordu sadece. Bu kadar. O sadece sireller boyunca akan görüntünün kendisiydi. O sergilendi. Bu üstteki yazı iç kapısı ya da fotoseli olmayan asansörlerde eşya taşımak tehlikelidir yazısı. Ben onu değiştirip ruhu açık yüreklilik ya da cesaret olmadan taşımak tehlikelidir biçiminde bu sergide afişe taşıdım. Ve sonra bir dizi demin gösterdiğim Katarsis, göçmen çocukların rap yaptığı şeyi, filmi, Paydos Vakti, Sokak Çalmışları videosunu, bu Chiesa Friedrich'i. Bir de neden olmasın diye yine kısa gösteremeyeceğim, birlikte kaldığı için gösteremeyeceğim onları. Çok kısa videolar halbuki. Neden olmasın diye kısa bir videom var. Sadece iki metro istasyonu arasında alınmış sürekli bir kayıt bu. Kesintisiz bir kayıt. O merkezi bir metro istasyonunda ondan sonra bütün metro ağlarının nerelere yayılacağını söyleyen mekanik sesin ama çok İsveçli, çok doğru telaffuzlu sesin tümüyle bir göçmen telaffuzuyla duyurulduğu bir kurgu, manipüle edildiği bir kurgu. Yani neden olmasın sözcüğü birbirinden bakılınca gerçekten neden olmasın haline gelebilir ama İsveç'te onu yapmak gerçekten de devrim. En değişmeyecek İsveçli telaffuzlardan birisi oldu telaffuzda. Bir de bu sergide yine uzun olduğu için kısa göstereceğim ilginç bir iş sergiledim. İş yeri İsveççesi için pratik kursunda İsveç kültürü ve işsizlik üzerine bir tartışma işi.
Bu arada ben tabii işsizim. Yani geçici işlerle götürüyorum hayatımı. Daha işsizlik kasasına da bağlanmamışım. 6 ay sürekli çalışmadığım için. Ve iş bulma kurumunun daha olanaklarından yararlanabilmek adına ya da kısıtlı yardımı devam etmesi için devam etmem gereken kurslardan birisi bu. İş yeri İsveççesi için pratik kursu. Aslında bedava emek kursu. 6 ay boyunca herhangi bir işverenin, herhangi bir iş yerinde tek kuruş para almadan çalışabilme hedefiyle güya o iş yerinde kullanılacak özel türden İsveççeyi öğreten bir okul. İlginç biçimde sınıf arkadaşlarımın hemen hepsi, yani çok az haricinde yeni göçmen değildi, en az 15 yıllık göçmendi. Ama ilk defa işsiz kaldıkları için bu kursa gelmek zorunda kalmışlardı, zorunlu olarak gönderilmişlerdi. O 15 yıl boyunca çoğunlukla mesela nakliyat işçileri, ülkeler arası nakliyat işçileriydi gelenlerin bir kısmı. Zaten çok fazla İsveççeyi kursun gerektirdiği kadarıyla öğrenmek dertleri yoktu, olmamıştı, gerekmemişti. Bir taraftan iş bulma kurumunun bu tip kurslarla işsiz sayısını istatistik olarak azalttığı gerçeklik içerisinde bu kursların özelleştirilmesi çok yaygınlaşmıştı. Özelleştirilince de bu tip kurslar aslında niteliğinden kaybediyordu. Çok kısa süre içerisinde öğretiyormuş gibi yapıyorlardı ve temel dertleri onlarla ilişki içerisinde olan bu iş yerlerini bu insanları dağıtmaktı. Bir sonraki kursun öğrencilerini tekrar aynı yerlere dağıtmaktı. Halbuki kursun mantığı 6 aylık bir deneme şeyinden sonra eğer iyi çalışıyorsan o yerde orada kalıcı işçi olarak kalabilmekti. Hemen hiç kimse bunu yaşamadı. Ben bu kursa devam ettim. 6 ay, 6 ayda bedava İsveç'in en önemli özel tasarım üniversitesinde arşivci ve grafik tasarımcı olarak sürekli o işte kalacağım umuduyla 10 bin belgeyi arşivledim. 20 ayrı basılı malzeme tasarladım ve yaklaşık 70'e yakın öğrenci atölye ve üniversite dışa dönük etkinliğini fotoğrafla ve videoyla belgeselciliği yaptım. Sonra da anlatacağım. Bu şey ise, bu kursta bir gün insanlardan şey istedim. Bir gün evvel benzer bir tartışma yaşanmıştı kendi doğallığı içerisinde. Tartışmayı hemen kestirdim ve ne olur dedim, tartışmayı yarın yapalım burada ve sürsün. İsveç kültürü ve istedik tartışıyorlardı kendi aralarında. Üniversite kaydı alayım. Bazıları başörtülü yüzüme çekilmek istemiyordu ama orada olmak istiyordu. Onlar görüntünün içerisinde, zaten görüntü çok az onlara dair göreceksiniz. Yer almak istemediler ve dışında yer aldılar ama sesleriyle yer aldılar. Bütün kayıt bittiğinde ve izlediğimde istediğim şey çıkmıştı ortaya. Çünkü özellikle yeni ve eski göçmen farkı, değişik kişisel farklarla birlikte ve bulunan yere onları ekonomik olarak dayattığı çerçeveyle birlikte uzlaşan, İsveç'ten fazla İsveçli davranan, onlara karşı çıkan insanların ürkek ürkek başladıkları ve sonra kavgayla biten, başta neden olmasınların daha çok yoğun olduğu, daha sonra nasıl böyle derslerin devam ettiği ama konu olarak da gerçekten de İsveç kültürünün işsizliğin olağanüstü kötü bir İsveç ile tartışıldığı bir konuşma çekimiydi. Kesintisiz çekimiydi. Bunu o 3 yıl boyunca Stockholm'un aynı katarsızlığı olduğu gibi görünce insanlar orasının neresi olduğunu bilmiyorlar. Halbuki her gün oradan geçiyorlar. Öbür tarafa geçmedikleri için sadece bilmiyorlar. 5 metreyle 10 metreyle fark eden bütün tarazlı yerlerinde çektiğim videolarla en başında ise çok barışçıl başladığı için en doğanın kendi güzel videolarıyla başlatıp daha sonra konuşmayla birlikte sertleştirdim. Sonuçta 40 dakikaya yakın bir video ve ben sadece atlı atlıya göstereceğim. Dimitri Omar Omhan Terazoğlu'nun büyük bir diğer zaten durur diyerek falan bir yaşa. Hemen her iş periyodu başlamıştı. Fırlıyor. Dur, o kadar tabii yönetim. Hadi o bir ara. Don Yerberi Tidari adı sonu. Ben de her yol kodum adı sonu. Don Sertime, Don Sertime, Don Mostakar, Don Sokrio. Evet.
sergide çevrilebilerek olabildiğince aynı bozuk İsveçliği bir bozuk Türkçe'ye çevirerek sergide düşündüğüm bir iş. Ve birçok kitaptan, birçok tanıklıktan, birçok uzun aktarımdan çok daha net aslında Türk kadar göçmenin bu bozuk İsveçliğiyle ve kendi kavgalarıyla İsveç'in portresini verebileceği size bir video olduğunu göreceksiniz. Bir dizi etkinlik girdi araya. Hem Allah Korkusu Almanya'da sergilendi. Allah Korkusu sergisinden kimi işler. Hem de Bak Ne Güzel Deniz Kabukları, Mr. President işlerinin hepsi Ankara Film Festivali'ne taşındı burada. Zagreb'de Interzone Nation diye bir sergide Open Açık Mektup ve Günaydın İşlerim sergilendi. 2009 Ağustos'unda ise İzmir Karaburun'da yaz tatilindeyken Saz Akın Dikenleri diye bir çağrıda bulunup bir performans gerçekleştirdi. Sonra da performansı belgeleyip başka bir sürece girdim Türkiye'ye baktığım yerden. Gittiğim yaz tatilinde Karaburun bizim 74'ten beri ailemizin yazık evinde olduğu bir yer. Eski bir Rum kasabası. Yaklaşık 100 bine yakın nüfusun zorunlu göçte boşaltıldığı bir yarımada Karaburun. Ve bütün bu zorunlu göçün başladığı tarih 1920. O zorunlu göç de terk edilmiş bir Rum köyü olan Sazaki'de ya da Sazak'ta bizim çocukluğumuzdan beri bildiğimiz, sürekli gördüğümüz, arada bir gittiğimiz yerde bir etkinlik olacağını, daha doğrusu Sazak'ın T1920'lerde orayı terk edenlerin torunlarının Patras'ta yaşayan torunlarının ilk defa 80 küsur yıl sonrasında gelip kendi topraklarını öpmek için oraya ziyarette bulunacaklarını ve aynı zamanda yakın köylerde de ortak dostluk yemeklerine katılacağını öğrendiğimde gidip bir daha Sazak'ı görmek istedim ve o gelecekler için bir şey yapmak istedim. Gidip gördüğümde fotoğraflar çektim orada ve bütün taş yapıların arasında deve dikenlerinin büyüdüğünü ve yürümenin çok zorlaştığını gördüğüm yerden performansın fikri ortaya çıktı. Bir bahçıvan makasıyla sabahtan gün doğumundan başlayarak gün battığı ana kadar ne kadar deve dikeni kesebilirsem onu kesmek ve orayı yürünebilir, belli bir yerin en azından yürünebilir bir hale getirebilmek. Bir tür arınma, bir tür hoş geldin etkinliği olarak bir performans yaptım. Bu performansı belgeledim. Performans belgesinde sonuçta şöylesine deve dikenlerden bahsediyoruz. İsveç'teki galerimiz sahibi, bugün anlattığım Dror Feyler bizim konuğumuzdu, katılmak istedi bu etkinliğe ve bir hafta boyunca oradaki yöresel 2 notası ya da 3 notası kırık bir klarnetle, kırık olduğu için bunu seçerek
kendin için çalıştı. Özellikle Karavuk Türkleri, eski Türkleri üzerine. Ama biliyordum, her zaman yaptığı gibi çok doğaçlama bir şey yapacaktı. Ve sonuçta onun yanı sıra yer aldığı, benim temizlediğim, benim karımın ve onun ve benim belgelediğimiz bir video çıktı ortaya. Bir performans belgesini yine atlaya atlaya göstereceğim. Kaldığı toprakları ziyaret edecek olan torunlardı. 6 Ağustos akşamı göre sakinleriyle ilk buluşma yemeğine katılmak üzere Küçük Bahçe köyüne giderken otobüsleri durdu ve yola indiler. Basarak çağ karanlığında uzaktaki Sazak köyüne ya da onların deyişiyle Sazaki'ye baktılar. Acılı geçmişiyle birlikte terk edildiği yalnızlıktan, sahipsizlikten, korumasızlıktan kurtarmaya çalışmadım. Onu her geçen gün daha da gelişeceğine inandığım Türk-Yunan dostluğunun simgelerinden biri haline getirdiği yolunu açmaya kalkışmak. Filmde her evin karşısına geldiğimde o evin sembolik eski sahiplerinin varlığından, ruhundan izin isteyerek bu evlere girmiştim. Daha sonra Patras'tan gelenlerden, torunlardan bir tanesi zaten bana eski Rum sakinlerin elde olan fotoğraflarını iletti. O izin istiyorum kısımlarına o fotoğrafları yerleştirdim. Mezar taşlarının kazmasını buldum. Defile arkadaşlarım, mezar taşları. İzin istiyorum.
Kazak'ın dikenleri bir yıl sonrasında sergilenmeye başladı. Uzun bir kurgudan sonra, bir uğraştan sonra. İlk önce Ankara Film Festivali'nde video Mekan Bellek diye bir video sergisi oluştu. Faruk Büyü ve Mantedas gibi video artı en önemli isimlerle birlikte katıldığım sergi oldu. Çok keyif aldım sergi. İlk gösterim orada yapıldı ve bütün benim çağrım sonrası köylerde çiftlerin çağrının yaygınlaşması, insanların okuması, benimle tartışmasını belgeleyen fotoğraflar, eski Sazak sakinlerine dair fotoğraflar, bizzat ben performans yaparken karım ya da işte Durar'da karısı tarafından çekilmiş fotoğrafları topluca sergilerdi. İlk süreçte belgeleyen bir fotoğraf sergisini içeren çok hoş bir sergiydi. 2010'da yine 7. Karaburun Festivali'nde aynı kapsamlı fotoğraflarıyla birlikte sergilendi. En önemsediğim sergilerden birisi oydu. Daha sonra Atina'da sergilenmesi, Atina Festivali'nde sergilenmesi söz konusu olacaktı. Kabul de ettiler. Hatta kendileri çağırdılar. Başka bir Samotra'daki sergilen beni oraya. Ama bir biçimde çok beceriksiz yöneticilerin elinde kaldığı için birkaç fotoğrafını sergilemişler sadece. Video sergilenmemişti burada. Şimdi yeni bir Göte Üstün Artap diye bir projesi kapsamında Atina'da yine olması söz konusu bir sergi var. Oraya yönelik başvurum var. Belki Atina'da sergilenecek sonuçta ama Pantas'ta sergilenmesini mesela bu insanların geldiği yerde sergilenmesini sağlayamadık henüz. Aynı zamanda Portekiz'de Tempi İmaj Festivali'nin yarışmalı bölümünde sergilendi. Bir de Edinburgh Festivali'nde sergilendi. ...2009 Ekim'inde Ceylan Önkol öldürüldü. Ve ben Şahmeran'ı yaptım. Ceylan'dan bize kalan diye. Daha sonra Pis Hikaye Karma sergisinde sergilenen bir dijital tasarımdı. Çok yakında bunu dijital tasarım olmaktan çıkartıp gerçek Şahmeran olarak yapmayı düşünüyorum. Şahmeran yapımı konusunda biraz bilgileniyorum bu arada. Hemen ardından olmuş zaten Pis Hikaye sergisi. Ve gerçekten Erbinez'in getirdiği ilk gösterimi orada olmuş ve Şahmeran gösterilmiş. 2009 Kasım'ında İzmir'de DTP pavyon DTP seçim arabalarına karşı saldırının ardından ırkçı ve milliyetçi mesajların gerilimin arttığı ortamda iki çok tartışılı iş yaptım. Birisi dikilmesi mümkün İzmir ırkçılar heykel tasarımıydı. İzmir geldiğim kendisi biliyorsunuz. Diğer ise bundan 48 saat sonra yaptığım başında yine siyah beyaz aynı imgenin yer aldığı ve 6 metre boyunca süren sadece 48 saat içerisinde Türk ve Kürt, ağırlıklı Türk ama çok az Kürt ırkçının karşılıklı nefret yazışmalarından her gazete haberinin altında konuya dair her gazete haberinin altında ya da konuya dair her forum tartışmasının altında yer alan oldukça zehirli ve ırkçı küfürler metninin yer aldığı bir iş yaptım. Bunu da Türk ırkçılığı ile yüzleşme yazıtıydı. Aynı aylarda Batman'daki Yerel Duruş gazetesi benimle bir röportaj yaptı. Gerçekten bilinsin yeter ve İzmirli ırkçılar heykel tasarımının ve işte bu Türk ırkçılığıyla yüzleşme yazısına dair gelişen ırkçılık, Türk sorunu, barış sorunu ve Afrika Dragon röportajı üzerine. Ama daha sonra yayınlayamadı. PKK'ya dair, Aygan'a dair, sürece dair kim sözcüklerin onun iyi politikası içerisinde olmadığına karar verdiği yerine editör sansürledi. Bu arada Amerika'da World Fox diye bir televizyon programı gerçekten bilinçliği yeteri de içeren bir program yaptı. 2010 Ocağı'nda Bir Gün Gazetesi bana
her hafta bir çizimle, bir işle ona görsel olarak katılmama, dersliğe katılmama davet etti. Kabul ettim, keyifle. İlk yaptığım iş az kaldı diye bir işti. Ve artan, yoğunlaşan linç teşebbüsleri ve linç gerçekleşmeleri üzerine bir işti. Bu 5 kez yenilediğim, yok 4 kez yenilediğim bir iş bu. Bu bir günde çıktığı hali, ilk çıktı, 2010 Ocak'ta çıktığı hali. Türkiye linç yapılmış ya da linçe kalkışılmış mülki idare bölümleri haritası, genel kurmayın üretimliği haritanın üzerinde çalışan. ...1992'den bu yana kalkışılan ya da gerçekleşen bütün linçlerin bilgisine ulaşmaya çalıştım. 3 ay çalıştım. İnternet üzerinden ulaşabildiğim bütün bilgilerle artta onların dökümünü verdim. Kent kent ve her kente kaç tane olduysa oraları boyamaya başladım. Al bayrağımızın rengiyle. Ne renkli? Yeşil gibi bir renk var. Deniz. Haki bir renk var. Haki gibi bir renk daha var. Hangi renk? Şimdi kırmızı var, beyaz var, bir üçüncü renk daha yok mu? Ben mi yanlış gördüm? Haklısınız, şunda ve şunda var. Onlar ise evet. Hala yüzleşim edin düşündüğüm Kahramanmaraş'ta Çorum katliamlarına denkli. Yani Kahramanmaraş'ta Çorum'da şey olsa bile, bir teşebbüs olmuş olsa bile temelde o iki, 70'den 92'den öncesinden taşıdığım iki kentti. Urfa, Efendim? Urfa niye kastırsın? Onu kastırıyorsun. Şunu mu? Orası. Ha, bu renk haritanın kendisinde. Haritanın kendisinde her kent rengi ayrı bir renkte. Evet. Yani anladım. Mülki idare bölümlerini gösterdiği için zaten kendisinin farklı renkleri vardı. Şu kırmızılar sadece bu haritaya özgü, şu bölümler sadece benim doldurduğum alanda. Bu aynı yıl içerisinde az kaldı haritası daha da az kaldıya dönüştü. Ek yaklaşık 50 yeni linç teşebbüsüyle birlikte Eylül 1-2 Ocak'ta, Eylül 2010'da yenilendi. ...2012'de bitmek üzere diye aradaki süre içerisindeki bütün linç teşebbüsleri ve saldırılarını içeren yeni harita bu. Son kez yaptım, 2013'te yaptığım ise neredeyse bitti haritası bu. 92'den 2013'ün başına kadar gerçekleşen bütün linç teşebbüslerini dağıldım Türkiye'deki. Bir daha yapmayı düşünmüyorum, bitmesini istemiyorum. Biz zaten bütün bu linç teşebbüslerinin nerelerde olduğu ya da işte gazetede çıkan haberlerden hangisinin aslında linç teşebbüsüne girip girmediği, bütün videolara bakmak, bütün haberleri izlemekle ilgili bunun kazı sürecinin çok beni zehirlediği, 4 defasında ayrı ayrı zehirlediği bir uğraştı bu. Çok yorucu geliyor artık ve bu noktada bıraktığım, Barış'ı çağırdığım, işte bir dönem. Bir gündeki bu ilk az kaldı haritasından sonra ertesi hafta Trump'ın öldürülmesinin ölüm yılları mıydı? İkinci işim ona adandı. Frank üç çift göz bebeğiydi. Bir çift ceylan ön kodları oluştu. Bir çifti Molotov kokteyliyle otobüsün içerisinde yakılan Serap'tan alınmıştı. Diğer ikisi de zaten Grant'a dayanıyordu. Çok Grant'ı dünden değil, o gün olsa neyi nasıl taşır, neyi nasıl düşünür, neyi talep eder diye düşündüğüm yerden çıkan işti. Üçüncü hafta yaptığım iş bir günde otosansüre uğradı ve yayınlanmadı. Adı Albayrak'tı. Bir özel Meşadiye katliamının ardından yaptığım işti benim bu. Barış sürecinde kim adımlar atılmıştı ve geriye
dönmesini sürecin beraberinde getirmişti bu katliam, o saldırı. Ondan sonra bu saatten sonra ölecekler. Türkiye'de Türkiye'miz, Türkiye Barışı'nın şehittir başlığı altında Albayrak isminde. Ve altta da devlet aleyhine veya yüz kuzartışı mahiyette bir suç işlemekten hüküm giymiş olanların kabuklarını affedilmiş olsa da bile bayrak örtülemez. Türk bayrağı sözlüğünün maddesini ekleyerek kendince onların kabukları üzerine de Türk bayrağını böylece sererek yaptığı bir işti. Bir gün otosansürünü buna ilişkin yayınlanma kararını ilk başta olabilecek bir şey olarak düşünüp ikinci ile yollarında onu da otosansür olarak kabul ettiklerinde eşit edildi. Bu ise günümüz antidemokrat Kemalist evlerini bu kadar farklı ve bu kadar başlar psikoloji yapan nedir deyip yaptığım bir versiyon iş. Bu işin orijinali biliyorsunuz Recep Hamilton'ın işi. Günümüz evlerini bu kadar farklı ve bu kadar başlar psikoloji yapan nedir başlıklı benzer bir kolaj. 1958'den sanıyorum. Bu henüz hiç bir yerde sergilenemedi. Bir tane düşündüm. Bir bakı 56'ymış, Richard Hamilton'ymış. Çocuklar için adalet çağrıcılarının 4000'e yaklaşan TMK mağduru çocuklar için açıklamasına bir afiş tasarladım aynı dönemde. Bu afiş ancak yaklaşıldığında gönderilecek bir biçimde 4000 tane Ceylan Önkol gözünden konuşmakta. Bu afiş bilemediğim ölçüde yaygınlaştırıldı. Bir tane de Demokrat Müslümanların yine çocuklar için adalet çağrıcılarına, TMK mağdurlarına yönelik yaptığı bir sergi çıkması içerisinde sergilendi. İsveç'te Sol Parti bunu bir gerisinde çoğaltıp yollamayı düşünüyordu, yapamadı. 2010 Mart'ta Sadaka Nikel'in gösterimi, Atina'da hakkında çıkan bir yazı. 2010 Mayıs'ta ise birinci filonun Gazze yolculuğu başladı. Şıklı Gazze ve Mavi Marmara ve diğer 7 gemiyle birlikte. Biz Dror gezinin içerisindeydik. Galerimin sahibi bir arkadaşım, dostum olan insan. Olduğu gibi başından sonra süreci her gün izleyerek yaşadık ve aynı zamanda yolculuğa çıkılmadan önce bir karma sergi düzenlendi, dayanışma sergisi. Şıklı Gaza'yla oraya bir iş yaptım. Bu büyük yaklaşık ölçüsü 1.5 metreye 90 santim falan gibi 80 santim falan gibi bir yerde kalın bir ahşap. Bütün gördüğünüz siyah her yer ziftle kaplanmış durumda. Şu sepet de ziftle kaplanmış durumda. İçinde 8 tane küçük eski 60'lı yıllardan metal gemi oyuncağı var ve hepsi Filistin'in bayraklarına boyanmış durumda değişik biçimlerde. Bu altta gördüğünüz görüntü uydular çekilmiş Gazze, Filistin ve İsrail fotoğrafı. Ben bunu bir kabul kemiğine benzettiğim yerden üç peygamberin kabul kemiği haline getirdim ve yukarıya taşıdım. Üçüncü gördüğünüz siyahlar da ziftir. Şurada ise İbranice bir metin var. O benim manipüle ettiğim Talmud'dan bir metnin yeni hali. İşin adı Şıptı Gazan, sizi gözüm gibi sakınırım.
Orijinal metin Exodus 2 bölü 3. Daha fazla gizleyemeyeceğini anlayınca hasır bir sepet alıp katran ve zifle sıvadı. İçine çocuğu yerleştirip Nil kıyısındaki sazlığa bıraktı. Musa'dan bahsediyor. Benim dönüştürdüğüm hali daha fazla gizleyemeyeceğimi anlayınca hasır bir sepet alıp katran ve zifle sıvadım. İçine gemileri yerleştirip denizin kıyısına bıraktı. ...2010 Temmuz'unda ilk Kürtçe dersi videomu yaptım Türkiye'ye yönelik. Bu arada 2010 benim artık kendi mesleğimde tasarımcılık ya da işte sanat yönetmeni olarak iş aramaktan artık caydığım ve yeni bir kariyer, yeni bir sektör peşinde koştuğum, karım aracılığıyla sağlık sektöründe iş aramaya başladığım ve bakıcı olarak çalışmaya başladığım bu döneme denk geliyor. Yine kadrolu işler, yine geçici işler. Kimi saatlerde sadece çağırıyorlar. 25 kadar psikiyatrik engelli insanın ortak köşede 3 ayrı bloklu bir apartman içerisinde onlara 24 saat dayanışma hizmeti veren, onlar kendi hayatını götürürken, her şeyi daha iyi götürürlerine ilaç verirken bir taraftan sağlayan bakıcılardan birisi oldum. Kürtçe dersleri kaçınızın bildiği işlerin bilmiyorum ama çok bilinen işlerinden birisi. Şu ana kadar 4 Kürtçe dersi yaptım. Bir de onunla ek olarak başka bir şey yaptım. Toplu göstereceğim. Hepsi çok kısa çünkü. Göreceksiniz. Perverdiğine ve zihmatine zihmati matı mülehi bin geniyle bin milyonu silahlık güçlerinin dini gerçek ve bizle demokratik anayasa çözüm ümidi üzerinden çözüm geliştirmektir. Şu anda Mardin Kızıltepe'de yer alan Yersiz Kader Birliği sergisinde ilk defa
Kürdistan sınırları içerisinde de Sergen'in yaptığı dersleri. Coğrafya sınırları içerisinde. Eylül'ünde bir Yunanlı Samotraki'de bir etkinliğe katıldım. Bu etkinlik sırasında gösterici kişim yine Bak Ne Güzel Deniz Kabukları idi. Yanı sıra bir kısa takın hikayelerini gösteren bir ihtimal vardı, gösteremedi. Ama orada iken izlediğim bir videodan çok yine bir gerilla müdahalesi sadece çok alt müdahaleyle iki arkadaş videosu çıktı. Bu daha sonra orada sınırda yapılan bir başka etkinlikte göçmenlerle ilgili. Bu kayıt gizlice bir Yunan polis tarafından alınmış bir kayıt. Ben sadece kimi zamanlarında yavaştan başka bir şey yapıyorum. İki Afgan çocuğu, bir çocuğa polisler birbirlerine tokatlattırıyorlar. Gördüğüm en ciddi işkence çimlerinden birisiydi. Ben sadece birbirlerine tokatladıkları zamanı, anı yavaşlatıp onları birbirine dokunur hale getirmeye uğraştım. Ve sadece onlar birbirini yapar. Şöyle belgesel yayınladım. Adı Phuket Adaları'nın iki yüzü idi bu belgeseli. Ve Phuket Adaları'na gittiğimizde ben yakın ilk günlerimde daha Phuket'lik günlerimizin oradaki deniz çingenelerinin varlığından, deniz çingenelerinin yaşadığı sorunlardan özellikle bütün balık alanlarının engellenmesi, özel dalma aletlerinin borularının polis tarafından kesilmesi, gizli adalarının işte bir biçimde turistik tesislerce işgal edildiği için onların gidemeyeceği, selamelerini yapamayacağı adalar haline çevrilmesi vahşi çelişkisiyle ilgili bilgiler aldım ve gidip onlara yine çok fazla insanı açmadıkları kendi alanları içerisinde çekim yapıp olmayacağım sorusunu sordum. Bir süre konuştuk, ben de izin verdiler. Orada yaptığım bir günlük çekimden bir turistik şeyle birlikte, turla birlikte gittiğimiz olağanüstü, vahşi bir turistik enerjiyle karşılaştığımız, daha çok Japon turistlerin olduğu bir özel turistik gezinin kaydına iç içe işlediğim, o adalardan birisinde olan bir şeydi o. Yani deniz simgelerinin kendilerine gidemediği adalardan birisinde olan bir turistik faaliyetti. Her ikisini birleştirdiğim uzun bir video, ondan da bölümleri göstereceğim sadece. Bu video hariç, bu arada bütün videolar, şimdiye kadar gösterdiğim ve şimdiden sonra göstereceğim, zaten benim blogumdan erişebileceğiniz, Blip TV'de olanları da YouTube'a alacağım olabildiklerimi, oradan görebileceğiniz videolar. Sadece bu videoyu 2-3 belgesel festivali nette gösterilmemiş videoları ancak göstereceği için netten direkt göstermemiştim. Şeyi mi koymuşum, fragmanını koymuşum. O çok kabaca fikir veriyor.
Provide diyor orada, ha? Provide diyor burada. Değil mi diyor? Yarısına kadar özellikle Japon ağırlıklı uzak doğu turistlerinin işgal ettiği bütün mercanlarına demir ayakkabılarıyla kırdıkları, var olan suyun içerisinde ekmek yemek üzere yaklaşan, ekmekleri yemek üzere yaklaşan balıkların torbalarla avlanan maça dışıldığı ve kalabalıklaştığı ve kalabalıklaştığı ve kalabalıklaştığı muhteşem bir grotesk ada görüntüsü ve ardından da öbür yarısı deniz çingenelerinin son su taşkınlarında su altında kaldığını öğrendiğim, ondan sonra tekrar yaşamaya başlayıp yaşamadıklarını bilmediğim, kendi çok daha doğaya yakın ama bir taraftan işte yoksul, çok yoksul hayatlarını belgelediği o iki günlük çekimin yan yana geldiği bir belgesel. Bunu da önümüzdeki ay içerisinde şeye koyacağım, internete koyacağım, izlenebilecek. Şubat'ından 2012 Ağustos'una kadar 2011 yılındaki Utoya katliamını merkeze yerleştirdiğim yerden yaptığım şu resimle uğraştım. Resmin adı 2011 yılında Avrupa'da çok küçük bir ada ya da çok yakında bütün Avrupa. Yaklaşık 3 metre eninde bir resim bu. Aynı dönemde ki bu benim işte atölye bulduğum, 2011'de buldum atölyeyi. Atölyede tekrar resmetmeye başlamam diye bir süreç. Bunu da Selavi diye bir resim yaptım. Özel mi 6 kişilik miydi? Bir daha söyler misin? Özel mi 6 kişilik yok, mi? Yok, özel değil. İkinci elden kiraladım. Evet, başka bir sanatçı. Evet. Ama şey, kuyruktan gelmedi. Kendi parayı buldum. Hayatımda en güzel atölyesiydi. Adı Selavi, eni yaklaşık 3,5 metre. Nisan'ında kendimi Meleği diye yine aynı atölyede çok kişisel bir fotoğraf manipülasyon serisine başladım. Bu Sergi Lens'in çok istediğim ve devam etmeyi de çok istediğim bir seri. Şöyle ki, çocukluğumun kimi fotoğraflarına bugünkü kendimi davet etmekle ilgili bir seri bu. Her birisinde o fotoğrafı özel şeye kadar ulaşmak, çalışmak için çok uğraştığım, çok geniş çalıştığım. Uyuşturulmadığını farkınız mı? Giderek fotoğrafların içerisinde kendimin kendimle ilişkisini zorladığım. Çok sevdiğim ve sergileyemediğim daha bir seri bu. Ben 2015'te bir sergide sergilendiği söylendi şimdi üç kez. Bu arada demin gösterdim size 4 tane lif teşebbüsleriyle ilgili haritaları ama örneğin 2012'nin
Ağustos'unda yaklaşım bitmek üzereydi. 2012 Eylül'ünde İsrail sefsavlarının barış yürüyüşü başladı ve başından sonuna kadar destekledim. 3 özel mektup yazdım, blogumda yayınladım Halil Savda'ya ve tüm Türkiye'deki destek yürüyüşlerinde kullanılması için afişler tasarlamaya başladım. Hepsi Halil Savda'nın kendi sözcüklerinden oluşan tasarımlar bunlar. Tasarımlar kullanılmaya başladı tüm gösterilerde, dayanışma gösterilerde. Çok keyif aldım. Sonra Halil Sardan arkadaşlar katıldı Halil Sardan yanında yürümeye. Değişen ekipler halinde ve onların Osmaniye'de durdurulmasına karşı hemen hızlı bir imza kampanyası örgütledim ve o zamana kadar herhalde yan yana gelmesi çok zor olan 168 tane kültür sanat insanını bu metne evet demesi verilen bir süreç yaşandı. Ben çok önem veriyorum Halil Savdar'ın yürüyüşüne ve ondan sonraki bütün süreçte de aslında bütün alçak gönüllüğüyle, bütün bağımsızlığıyla, bütün devlet ve PKK'nın arasından akan niteliğiyle bir anlamda ama bir taraftan da bütün yerel karşılamalarda aldığı büyük coşkulu destekle birlikte her geçen gün önemi daha çok farkına varılacak bir yürüyüş olduğunu düşünüyorum. Hmm. 2012 Aralık'ta Adalar sergisi başladı. Orada göç bağlantıları sergisinde 3 yaşında yer almaya başladı. 2013 Ocak'ta Grant için sergi açıldı adı Milat ve orada daha önce de gördüğümüz Grant çift göz bebeği sergilendi. 2013 Ocak'ta ilginç bir sergi açtım Stockholm'de. Adı Ne Şans Gökyüzü Hepimizi Koruyor. Bu sergi benim şu anda bir yılı tam tamamlanmış olan yeni iş yerimde, yeni bakım evinde bu kez 60 yaş üstü 80'e kadar yolu var. Konuşma engelli, ikisi yürüme engelli, zeka engelli ve yarı bunamış sakine 24 saat tam hizmet verdiğimiz bir bakım evi, 25 kişinin hizmet verdiği bir bakım evi. Çok ağır bir iş. Girdiğimin birinci ayında iki omurum birden kaydı. Çünkü 6 ay olması gereken bir ergonomi eğitimle ancak girilen bir işe. Ben de oradan girdim. O eğitimde verilmesi istemez çünkü ihtiyaçları vardı. Ben de havada kalktım. En kendi içerisinde sürekli olma ihtimali olan işti. İş arkadaşlarım çok çok iyi çıktılar. Çünkü böylesine bağlı işte daha belki bakıcılık serüvenimde yaşadığım türden eşitsiz bir ilişki söz konusu olsaydı gitmezdi zaten. Ama bütün yasak olmasına rağmen genelde satış şefimiz de içtiği için arada bir içebildiğimiz, sigara içebildiğimiz balkon molalarında sadece nefes alıp kendime verebildiğim ve o balkon molalarının her birisinde karşımda gördüğüm gökyüzünü bazen fotoğraf makinesiyle, bazen cep kamerasıyla çektiğim gökyüzü resimlerinin sergilendiği sergilerim. Hep aynı noktadan, hep aynı gökyüzü, başka bir gün, başka bir saat, başka bir sigara molası sadece. Bu seriyi sadece paylaştığım için çok sevdim. Yeni şefimle paylaştım. O da yakındaki bir sağlık fuarında söz konusu özel sağlık şirketinin bir sanat sergisi açmayı düşündüğünü, ona çok uyabileceğini, destek de verebileceklerini söylediğim için birdenbire hayatımda fotoğraf sergisi takmış bir insan haline geldi. İlk fotoğraf sergisi. Tabi bazıları şeyle, kamerayla, normal kamerayla, bazıları cep telefonu kamerasıyla çekildiği için baskılarında da kimisi 70 santim elinde oldu, kimisi 30 santim, kimisi 15 santim. İlginç bir sergiydi, bir gün sürdü ama
zaten fuara giren herkes böyle bir sergide karşılaştığını bilmediği yerden ve çok kalabalık oldukları yerden müthiş bir geri dönüş oldu. Hepsi meslektaşım bu gelenleri. En keyif aldığım geri dönüş zaten. Bundan sonra balkona çıkarken, dışarıya bakarken daha dikkatli olacağız, daha farklı yaşayacağız dedikleri yerde. Şöylesin sen de. Balkon resimleri olduğunu yazılı olarak mı şey yapıyordunuz, görüyordunuz izleyicileri? Hayır, sorduklarını anlatıyordum. Sorduklarını. Pardon, yazıyordu. Göstereceğim. Şurada, şurada yazıyordu. Evet. Bir şeyin grup bakım evinin balkonundan geçtiğimiz bir yıl içerisinde çekilmişti. Ne şans, gökyüzü hepimizi sarıyor. Ve hepsinin altındaki ismi çekildiği gün saat ve dakika. Biz zaten kronolojik yerleştirmiş. ...2013 Şubat'ta 4. ve son bitti dememek için linç haritasını yayınladım. 2013 Şubat'ında daha önce de sözünü ettiğim kağıtsız göçmenleri, kağıtsız sığınmacıları yönelik polis operasyonları başladı İsveç'te. Ve çok yaygın anti-ırkçı, anti-milliyetçi göçmenlik yanlısı, hatta insan olan herkesin katıldığı ortak karşı çıkış eylemlerine dönüştü. Ne yapıyorduk? Bir kere herkes bir metroya binerken, eğer ki Riyama polisleri dediğimiz özel giysili sınıf polislerini onları kullanmak zorundaydılar. Oradaki bodyguardlarla birlikte göçmen ve kansız göçmen olması muhtemel kara kafalı izler biçimde gördüğümüzde hangi metro istasyonu, saat kaç kişiler ne tarafta duruyorlar bilgisini sürekli attığı çok olağanüstü hızlı işleyen bir Facebook grubu yaratıldı. Ve herkes diğerinden aldığı bilgiyi de yaygınlaştırdı. Gerçekten birçok kağıtsız göçmeni korumuş örneğin bu ağa. Daha sonra başka türlü basitlenmiş yöntemleri başladı. Şüpheli erkeğe metroya girmek, özellikle göçmen kimliğiyle kara kapalı bir insansınız. Sonuçta onların baktığı yerken durdurulduğunuzda kimliğinizi göstermek, kimliğin yanında yok demek. Kimlik taşımak zorunlu değil aslında yasal olarak çünkü. Aramak isterse, götürmek isterse mutlaka bir suç ifade etmek zorunda oraya zorlama. Hatta gitmek kadar falan ama bütün bu süreç içerisinde onu yapabileceği operasyonu durdurmuş olmak, daha sonra olan biten her şeyle teşekkür etmek gerekiyor. Hala sürüyor, çok tartışılıyor. İsveç'te konuda benzer bütün ırkçılıktan, ayrımcılıktan beslenen ve hızla gelişen devlet politikalarının yoğun tartışıldığı televizyon programları yapılıyor ama sadece bu tartışmanın kendisi bir şey çözüldüğü dönüşmediğinde bile yapıldığından dolayı iş halledilmiş sayılıyor. Böylesine olağanüstü bir zihin yapısı var. Reva o yüzden örneğin o programları izleyenler tarafından bitmiş olması gereken bir uygulama. Çünkü bütün bu tartışmalar aslında Reva'nın ne kadar ırkçı bir uygulama olduğunu, ne kadar yasa dışı bir uygulama olduğunu göstermiş olmasına rağmen hala devam ediyor. Sadece biz hala devam ettiğinde tekrar bas bas bağırarak kamuoyuna ilettiğimizde tekrar yeni bir program yaptırabiliyoruz. Herhalde devam edecek. Herhalde bütün Avrupa'ya da yayılacak. Bu Reva süreci içerisinde iki yeni gerilla tasarım yaptım. Çok yaygın kullanıldı. Reva aslında bir kısaltma. R-E-V-A-A harflerinin ayrı açılımları var ve tam karşını şimdi hatırlayamayacağım. Yani özel güvenlikle işte gereksiz, sanunsuz girişi engellemek falan gibi özel polis kuvveti. Ama aynı zamanda yırtık demek. Bir toplu kelime olarak Riyava. İlk tasarım buydu. Riyava yeni bir İsveç bayrağıdır. İkincisi ise göçmen bakanı ağzından aslında mavi gözlü ve sarışın olmadıkça
diğer insanların gerçekten de İsveçli sayılamayacağını ve kuşku içerebileceğine ilişkin çok talihsiz bir demeç verdi. Ve ona rağmen hala istifa etti. Oradaki kullanılan mavi gözlü kalı saçlardan sonra doğrudan koalisyonu kendisine hedefleyen koalisyon, yeni bir İsveç bayrağı mıdır diye bir tasarım yaptım. Çok ilginç mesela şu dönem içerisinde, biraz öncesinde, yani 2012'nin sonlarına doğru İsveç'te şu anda parlamentoda son seçimler de girmiş. O zamanki oy oranları %4.5 civarındaydı. 15 ırkçı milletvekili var. Onlardan 3 tane milletvekilinin İsveç'in en merkezi yerindeki bir bardan çıkarak sarhoş yaptıkları kendi öz mobil kayıt, mobil kamera kayıtları o telefonu tamir için bir göçmene verdiğinde onun tarafından aşırılarak ortaya serildi. Yaklaşık yarım saatlik kayıt bu. Önce bir göçmene saldırıyı, küfretmeyi, aşağılamayı, daha sonra demir sopalar almayı, onu dövmeye gitmeyi, araya giden bir işte İsveçli kadını göçmen sevicisi ilan etmeyi içeren tümüyle skandal olan ve kaydın içerisindeki bütün milletvekillerin istifa etmesine neden olan ve geldiğinde başka insanların geldiği bir kayıt bile 1-1,5 haftalık tartışmadan sonra bugün bence unutulmuş halde. Şu anda özellikle Rijeva süreci ve ardından çok kısa değineceğim yine Stockholm'daki son isyan süreciyle birlikte ırkçı partinin üçüncü parti olması söz konusu bütün kamuoyu yoklamalarında 10,5'a çıkmış oranla yaklaşık 45 milletvekiline denk geliyor. 2013 Mart'ında 2. İstanbul Trianeli'ne çağrıldım. İlginç bir sivil aktiviteydi benim için. Okudum metinlerini, konsept metinlerini. Biraz arabesk metindi. 7 vadi, 60 kanat bölgesi, işte kakmüsler, eski tasımlı kuşlar, masallar, özgürlüğün, işte yaratıcılığın bunlarla taşınması gibi bir metnin içerisinde toparlamaya çalışıyordu şimdi. Nevruz zamanıydı ve zaten düşündüğüm bir iş vardı. Nevruz'a yönelik bir iş yapmayı düşündüm, yaptım ve kabul ediyorum. Beş kaktüs, mitolojik kuş ve vücudu gagas deliklerle dolu. Ve çıkardığı ses inanılmaz güzel bir ses, yaratıcılığın ve özgürlüğün simgesi. Bu kırmızı, beyaz, sarı ve yeşil süzgeçlerin ardından hayal meyal gördüğünüz 5 tane siyah beyaz imaj. Diyarbakır cezaevinde şiddeti, İnsanlık dışı uygulamaları protesto etmek için yine bir Temmuz ayında ardı ardına kendilerini ateşe veren 5 hükümlünün yanmış cesetlerinin fotoğrafları. Bu fotoğrafları büyük bir ihtimalle cezaevinin morgunda çalışan bir insan, yıllar sonra 78'ler Vakfı'nın başındaki insana teslim edip kaçmış. Bana bunu öğrendiğimde fotoğrafların orijinallerini istemiştim, parça sadece. Yayınlamışlardı o zamana kadar. Hep duruyordu, hep bakıyordum fotoğraflara. Hiçbir zaman oldukları gibi sergileyemeyeceğim kararmış, kümleşmiş cesetleri fotoğraflarıydı sadece. Ama bu Nevruz'da üstelik bütün bu atmosfere rağmen yanı sıra barıştan yana bir şey yapmak adına bile olsa aslında birazcık da bu yüzleşmeyi, bu geriye dönüşü hiç unutmamak adına barış yapmak gerektiğini düşündüğüm için üretim. Şimdi serinlik basit diyor bunların her birisi. Tek tek işler olarak, bu işler tasarımlar. Sakinlenme halinde buydu. Olacak. Olacak. Son sergimle bitiriyorum sunumumu. Son sergim, buraya gelmeden evvel kapatarak geldim. Yine tek elinde açılan bir sergi.
Sergi bir karma sergiydi. Ve bütün bu aktardığım gelişmelerin ardından İsveçlilik kavramını, İsveçlilik değerlerini, İsveçlilik kodlarını, İsveçlilik sembollerini tartışmaya hedefleyen bir sergiydi. Bir katılımcı dışında, yok iki katılımcı dışında bütün sanatçılar göçmendi ve muhalif göçmenlerdi. Serginin ismi İsveç Milli Marşı'nın içerisinden taşınmıştı. Evet, yaşamak istiyorum, ölmek istiyorum. Bu İsveç Ulusal Marşı'nın nakaratıydı. İsveçliğin derdi olan bir sergiydi. Küratörünün metninde İsveçliğin neredeyse ten rengiyle belirlenmesini tartışılabildiği günümüzde neyi kutlayacağız sorusunun sorulduğu bir sergiydi. Ve bu sergiye ben ikinci tarihsel yüzleşmenin içine 3 yıldır hazırlandığım bir işi taşıdım. İşimin kendisi bir duvar yerleştirmesiydi. 3 ayrı elemandan oluşuyordu. Toplam ismi listeydi. Dört resim, bir liste ve 700'e yakın belge çıktısından oluşan bir duvar düzenlemesiydi. Ben bu kodların dibinde yatan, yazdığım kodların dibinde yatan utancı araştırıyorum dediğimde ve neler bulabilmeye başladığımı söylediğimde daha geriye gitmek, daha dibi kazımak söz konusu olduğunda soy düşkün yer diye Türkçe'ye çevirdiğim çok özel bir kelimeyle tariflenen ette stupa denilen uçurumlar gerçeğine vardı. İsveç'in resmi söylemi içerisinde özellikle 60'tan sonrasında, 1960'tan sonrasında kesinlikle bir söylenti ve mit olduğu, asla gerçek olmadığı iddia edilse bile örneğin 1949'da benden önceki son insan bir proleter kültür hareketi yazarı, sosyalist bir yazarın bir kitabında en son gerçeklik olarak uzun uzun aktarılan bu uçurumlar İsveç'in yüzleşmek istemediği çok uzun tarihinde bütün yaşlıların ve bütün güçsüzlerin ve bütün sakatların bizzat kendi aileleri tarafından atıldığı uçurumlar. Bunu Wikipedia maddesinde, bu uçurumlara dair maddede bile bunu söylenti olduğu söyleniyor hala. Ve 10-15 tane uçurumun en fazla bu söylentiye dairmiş ve gerçekmiş gibi kimlerince tartışıldığı söyleniyor. Ben de araştırmaya karar verdim. Çünkü her ne kadar hakkınca doğru yüzleşmese bile İsveç, bir ton 70'e dair şeyle o dönemlere dair bütün belgeleri dijital arşive dönüştürmekte çok usta bir ülke. Örneğin 300 yıl boyunca yerel basınında çıkmış bütün gazeteleri izleyebiliyorsunuz dijital arşivinden ve yüksek çözünürlüklü TIFF dokümanları indirebiliyorsunuz. Girdim o arşive. Sonra ötekine 15 dijital arşivde arka arkaya eklense herhalde 3 ay boyunca gece gündüz çalıştım. 2000'e yakın delil buldum. Soy düşkün yerlerinden bir gerçeklik olarak bahseden geçmişte. Kimisi gezi kitabıydı, kimisi mezarlık gömü kaydıydı. Aynı gömü alanı içerisinde örneğin 2 ay boyunca 65 tane insan düşerek ölmüştü. Ki bu kayıtlar 1790'lara kadar geliyordu. Çok eski zamanlardan. Ama sergimiz ziyaretçileri yaşlı bir kadın 1860'lara kadar bu işin devam ettiğini söyledi. Çok yakın bir tarihinin durumda. Sonuçta benim sergide bir gerçeklik ya da mit mi diye sunduğum yerde bugüne kadar hiçbir zaman deşifre edilmemiş, ortaya çıkartılmamış 90 tane uçurumun koordinatlarına varabildim ben bu belgeler sayesinde. Ve o liste o 90 uçurumu gösteriyor. Hangi bölgede, hangi ilde, hangi ilçede, hangi kilise alanı içerisinde adı ne? Genel adı ne?
En kuzeyden başlıyor, güneye doğru gidiyor ve aşağı doğru uzun sütunlardan anlarsınız. Güneye gittikçe uçurumların sayısı çok artıyor. İsveç'in daha güneye doğru gelmek. Kuzeyde çok az. Bu inanılmaz zor gelenek dünyada bir İzlanda'da bir de İsveç'te var. Eski İsveç toprağı olarak İzlanda'da birkaç tane daha var. Isaac Ivan Lo Johansson dediğim o 1949'da kitabı yazan yazarın aktardığı bilgilerle aile üyeleri o kasabadan insanların uçurum başına topluca götürüldüğü o toplu seremoni gününde et de stupa olan bu uçurumun bu eyleminin, bu seremonisinin özel nesnesi olan et de kulüp yani bir soy çubuğunu gittirmeye yarayan bir çubuğu bütün aile üyeleri birlikte tutmak zorunda kurbanın arkasında. Bu ailede ikinci ölecek, ondan sonra ölecek olan insan ise en yakın ve kendine değerek tutmak zorunda. İttirmek zorunda. Sorumluluğun bu biçimde bir çubuk evet, kurbanın arkasında bütün aile tutuyor. Evet. Ama ailede ondan sonra öleceği kesin olan, ha, daha yaşlı olan insan en yakından tutup ona değerek tutmak zorunda. O bırakıyorlar mı kendileri? Yani en önde duran hiç bilemiyoruz ki bu detayda. Hiç bağlı falan. Yani ne kadar gönüllüler, ne kadar değiller, ne kadar ki ama yani sonuçta Japonya'da olduğu gibi bir yaşlının kendisini ormanın içerisinde bırakıp kaybolması gibi değil. Bir fil ölümü gibi değil olay yani. Doğrudan bir toplumsal seremoni olarak yaşanıyor. Ve sergiyi işte geçen ay açtık. Geçen aydan bu yana bu 90 uçuruma 15 uçurum daha ekledim ben. Şu anda kendi arşivimde. Eminim ki 3 yıl içerisinde 90 tane daha bulacağım. Q4 resim ise tabii ki metaforik resimler. O 4 resimlik bölümün adı İsveç'in belli başlı kuşları. Listenin adı İsveç'in belli başlı soy düşkün yerleri. Bu 4 resim ise İsveç'in belli başlı kuşları. 4 çok İsveçli kuşunun 4 ayrı bölgedeki 4 ayrı uçurumun tepesine yerleştirip sadece baktırdım. Yaptığım stil benim stilim değil, resim stilim değil. Fark etmişsinizdir belki. Çok İsveç'in yaygın, geleneksel doğa resmi stili. O dört kuş da benim aslında. Benim aslında. Bütün bu süreci yaşarken öyle işte. Çok zor bir süreç. Atölye süreci çok fazlaydı. Çünkü her uçurumun anlatılan, herhangi bir belgenin içerisinde anlatılan uçurumun gezi kitabında anlatılıyor. Zaten böcek yüzünden anlatılıyor bazen. Bazen işte oradaki bilinen bir bitkisi yüzünden anlatılıyor. Bazen işte seyahat yolunun oradan geçmesi adına bir turizm kataloğu, çok erken bir turizm kataloğu, 1920'ler, onlarda bile anlatılıyor. Yani hatta stupa, soy düşkün yerinin yanından geçiyoruz gibi. Ama sonuçta o liste içerisinde hangi uçuruma gerçekten denk düştüğünü kavramak bazen çok güçleşiyor. Şöyle ki, ben bütün hatta stupaları buraya koymadım, çok azını koydum. Fotoğrafına da sahibim bugün, yani 5-6'sı hariç. Bunlar çünkü ya dağcılık kulüplerinin tırmanma tevrilerini, alışmalarını yaptıkları yerler bugün. Ya işte o yakın kasabaların ya da kentlerin, bazı kentin göbeğinde şu üçüncü siyah kuşun olduğu stupa, Göteborg kentinin en merkezi parkında mesela. Ya bir seyir geri. Hepsi nehrin ya da şeyin kenarında, gölün kenarında çünkü aslında cesetler daha sonra suyun içerisine itiliyorlarmış. O yüzden de örneğin yeni kuşaklar içerisinde sergilerde bir tanesine rastladım. Ben soylu düşkün yere, ette stupa kelimesini sadece işte güzel manzarası olan, suya bakan ormanlık alanlar içerisinde yüksek yerler olarak bilirdim demesi söz konusu olabiliyor. Bu da çok saçma çünkü ette stupa kelimesi öyle bir kelime ki o yüzden Türkçe'ye o biçimde çevirdim. İçinde hem soy var, o kelimenin akrabalık ilişkisi var, hem uçurum var, hem de iradesi dışında itilerek düşünülmek. Bu üç kelimenin içerdiği bir özel kelime. Ha, ben demiyorum ama söylentiyse bile deyip ayrı bir parantez açıyorum, daha vahim belki de bir şeyle karşılaşıyoruz. Çünkü Efes Tupa bugün unutulmuş bir kelime değil, günlük hayatımızda çok sık kullanılan bir kelime ama nasıl kullanılıyor? Devletin yaşlılara, güçsüzlere karşı, engellilere karşı, devlet sosyal politikalar içerisinde herhangi bir şeyi onların yararı dışına, zararına yapmaya kalktığında metaforik bir anlamda ne yani, ette stupa mı olsun istiyorsunuz siz diyerek kullanılıyor. MİT ise hala bu kelimeyi bu içeriğine rağmen, bu biçimde metaforik olarak kullanmanın ruh hali, toplumsal ruh halinin
çok hastalıklı olduğunu düşünmek lazım diye dedim baktığım yerden. Sergi şeyi gösterdi. 300 yaklaşık kişi geldi şey açılışa ve çok değişik katmanlarda insanlardı. Çok ilginç, mesela sergiyi açtığım sanatçılar arasında bile bu sorgulamayı bu biçimde yapıyor olmamdan utanç duyan kişiler vardı. Yüzü kızararak dinleyeyim ben sadece. Çok derin bir suçluk konusu bugün. Ve yüzleşme de gerekiyor. Gerçekten de özgürleşebilmeleri için diye baktığım yerden yapıyorum, yapacağım her şeyi. Ve aslında bu iş benim en onların yanından o ülkeye dair, o ülkenin vatandaşı, bu ülke aynı zamanda benim ülkem dediğim bir yerden onların yanlarından yapmaya kalmıştığım bir iş. Ve böyle de hissedebildiğim bir iş. Ama utanmıyorum. Yani pek fazla bir ülke doğru. Sonra isyan oldu. Kısaca ondan bahsedeyim. Biz... Pardon, bir şey sorabilir miyim? Bu cinsten bir isyan ilk defa oluşu muydu yoksa? Hayır, Göteborg'da iki yıl önce de bir isyan oldu. Evet. Yine göçmen gençler ve yine göçmenlerin karşısında, pardon, bunda bir şey vardı, onu göstereyim, bir detaylar vardı isterseniz yine. Pek pek. Sergi nakış oldu. Bu seriyi de devam edeceğim. Yani değişik otostopla değişik kuşları belki yiyeceğim. O isyanda, bu isyanda polisin göçmen aileyle göçmen gençler üzerindeki aşırı şiddeti üzerine kurulu isyanlardı. Ama her ikisinde aslında delilik yanında İsveç'teki göçmen nüfusun hani gençliğin yarısı, geleceksiz, bilgisizliği, sıkıntısı, onların alanların ellerine alınması gibi sorunların farklılıkları yani farklılıkları bunlar. Bu son olayda ise işte taşındığımız, biz Varoş'a taşındık, o demin anlattığım zengin semtinden ve çok memnunuz hayatımızdan. Bize çok yakın bir yerde engelli bir göçmen, sarhoş bir göçmen elinde bıçak taşıyor deyip 6 metre ilerisinden atış edilerek öldürüldü. Ama bu saklandı daha sonra. Saldırıldı ve vuruldu denildi ilk önce ve isyan başladı. 14-19 yaş arası gençlik genellikle isyan etti. Molotov kokteyliyle araba patlatmanın keyfini aldıklarında ise işi suyunu kaçırdılar iyice. Kendi komşularının arabalarını patlatmaya başladılar. Bu sefer bununla birlikte örneğin aynı yaygınlaşmayla yani o bölge içerisindeki patlayan arabaların ve işte yanan konteynerların yangınları bütün varoşları sardı. Somali göçmenleri, Irak göçmenleri yoğun bir isyanken bütün göçmenleri, göçmen gençliği kapsar bir isyan haline geldi. Çünkü devletin ilk açıklamaları, hükümetin ilk açıklamaları çok olayın adaletsizliğine, çıkıştaki haksızlığı örter. Ondan sonra uygulanan polis şiddetine dair de polisi savunur ve bütün herkes de işte burada Çapulcu'dan diyebilir ya da işte şey, teröristlerden diyebilir, terörist olarak ilerlediler söylendi. O çok kızdırdı olduğunu daha sonra da. Patlama iki hafta falan sürdü. Aralıklı bazı gecelerde sadece patlamalı arabalar. Çünkü sonuna doğru da sönerek gitti. Şöyle bir yararlı oldu. İki sivil örgütlenme, Megafonen ve İsveç Panterleri diye iki örgütlenme, ikisi de göçmen gençlik örgütlenmesi, ikisi de özellikle narkotik çetelerin, uyuşturucu çetelerinin içinde olan ya da girme ihtimali olan göçmen gençlere başka yaşam biçimleri ve başka muhalif duruşlar, başka saygınlık biçimleri öneren sosyal dernekler, sivil derneklerdi. Onların baştan hem bütün isyanın ruhuna sahip çıkan ama bir taraftan da onlara yanlışlarını söyleyen şeye kadar yani patlattığı komşu arabalarını sigortasını ödeyecek, kasa oluşturup da o parayı doldurup da ödemeye kadar varacak polisler. Ama bir taraftan da bütün ülkeye yönelik, hükümete yönelik çok sert açıklamalarla bütün bu isyanın arkasında nasıl bir gerçekliğin söz konusu olduğunu anlatan metinleriyle onların sayısı giderek arttı, üye sayısı, etkinlik alanı.
Bu arada bir başka bir skandal patladı. İsveç'in bulvar gazetelerinin o göçmen gençleri hiç az olmayan 4000 kron parayı araba patlatsın diye verdiği ve fotoğrafını çektiği ortaya çıktı. İsveç demokratları, rasistler yani ırkçılar çok sevindiler bu olaylara ve olağanüstü bir göçmen karşılığında çıkan paraya başladılar ki en son ben geldiğimde işte oy oranları 10.2'ye varmıştı ama oyu araştırmalarında 45 metre de geliyor yaklaşık. Hem de kesif ırkçı forum sitelerinin günlük tıklanma sayısı 90 bile varmıştı. 3 sayı arttı İsveç için. Ama benim izlediğim, gelmeden önce izlediğim 2-3 hafta boyunca hemen her gün, hemen her kanalda, her gün en az 5 kere bizzat bu derneklerin yürütücüsü militan çok hoş girişimlerinin bizzat katıldığı, çok önemli sol partiden göçmen politikaları için, göçmen mücadelesi içerisinde kalan insanların katıldıkları uzun açıklatılan, uzun programlarda bütün bu hava göçmenlere yana bir nebze dönmüştür diye umut ediyorum. Döndüremeyeceği ya da bütün bu gelişmelerin daha da artacağı bir gelecekte ise benim zaten gerçekten bakmasını bilir, kendini aldatmaz, her göçmeni fark edebileceği gizli ırkçılığı ortalama İsveç'in içerisinde kabartan, cesaretini arttırtan bir sürecin içerisindeyiz. Bu isyan onu besler ama o yüzden isyan yapılmayacak değil. Tam tersine bu isyan başka bir şeyle besler diye bulmak zorundayız. Dediğim yerde gezi başladı. Oradan baktığımda çok kısaca onu da toparlayayım isterseniz. Bizzat bizim akrabamızdan bir gencin de başından sonuna kadar ilk günlerde içinde yer aldığı ve ona ilişkin kaygıyla sabahlara kadar yayınların peşinde karşısında yer aldığımız, onun anasının ağlamasını durdurmaya çalıştığımız yoğun günlerdi bizim için. Ama benim baktığım, çözmeye çalıştığım, anlamaya çalıştığım yeriyle dışarıdan bakışta içinde olmadan gezi ruhunun gerçek anlamda hiç görünemeyeceğini ben geldikten sonra anladım. Bütün kaygılarımı, bütün hazır cümlelerimi bir kenara koydum. Olağanüstü heyecan verici bir şey yaşandı Türkiye'de bence. Olağanüstü heyecan verici bir şey yaşandı dünyada bence. Gerçekten de benim baktığım yerde tümüyle ana çekirdeği, ana ruhunu internetin sonuçta son 13 yıldır, 15 yıldır yaygınlaştırıldığı peer-to-peer paylaşımla, eşitlikçilikle, özgürlükle, demokrasiyle yaygınlaştırıldığı bir insan kalitesinin, yani zaten hiyerarşiyi kabul etmeye, zaten paylaşmaya çok açık, zaten dayanışmaya çok açık, zaten yetkin, zaten bilgiye ulaşmış. Ama zaten bir taraftan bütün bunları yaparken kendi arkadaşlıkları içerisinde kendi küçük adacıklarını kendi evlerinde, işlerinde, uğraşlarında, sanatlarında götüren gençlerin bir gün okuduklarıyla, gördükleriyle, dışarı bakmalarıyla "Aa biz yurttan sayılmıyoruz galiba, aa biz bu kentten sayılmıyoruz galiba" deyip başlayıp çıkıp kentine, ülkesine, kendi vatandaşlık tarihine sahip çıktı ve oradan kalkıştı. Ve ne iyi ki manipüle edilemediğim, hala edilebileceğini düşünmediğim, tam tersine katılan daha eski kuşakların kendilerine dönüp baktıkları, çok doğru biçimde bence bir sıfırlamalıyız ve bunlardan öğrenmeliyiz dedikleri ve gerçekten öğrenmeleri gereken çok şeyi kapsayan çok önemli bir hareket olduğunu düşünüyorum. Gezi direnişiyle başlayan sürecin Türkiye'de. Sadece AKP'ye karşı ya da belirli hükümete karşı değil, bir başka barışı da güçlü biçimde ve doğru biçimde Türkiye'de kurabilecek, yarın Türkiye'sini kurabilecek, kendini kurabilecek çok uzun sürekli bir mücadele yapı taşlarını oluşturmak adına özellikle kendi ürünü olan forumlarıyla birlikte 13 kentte 80 forum şu anda var olduğunu biliyorum. Bunun yarısının işlediğini düşünsek de müthiş bir sevgilim için. Bizzat içine girip gördüğüm, konuştuğum insanlardaki enerji
Hiç bugünden yarına bir enerji gelmiyor bana. 2 yıl sonrasını planlamaya kadar. Kanal İstanbul'da nasıl karşı çıkacaklarını planlamaya kadar şimdiden. Üçüncü köprü her an, Haydarpaşa her an, ne bileyim buradaki kumsal yapılacak trafo bir taraftan yerel sahip çıkış her zaman gündemlerinde ve çok sakinler. Bir başka kuşağın bir başka bilgisi hiç bu kadar yaygın olacağını sanmadığım bir tür otonomi duygusu, bir tür anarşizan varmış aslında. Bu kadar yaygın olabildi, bu kadar sarabildi, bu kadar yakabildi ortalığı diye çok seviniyorum ben benim baktığım yerde. Çok ilginç, ben burada tanıştığım ve hiç daha evvel gördüğüm gençlere benzemeyen gençleri bundan bir an önce İsveç'te gördüm. Bunun üzerine çok düşündüm ve galiba aynı zamanda buradaki gençlerin duygusu kendine kendi ülkelerinde göçün hissetmek diye düşünüyorum bugünden baktığımda. Yani oradaki gençler de hiç azınlık duygularıyla kalkışmıyorlar. Bu işin tam tersine. Ben bu kentin içindeyim. Ben bu semt benim semtim. Ben burada sosis döner servisi yaparken, onun keyfini yaşarken, dans ederken, günün saatlerinde buraya gelmiyorsun. Akşam otobüsü, araba patlattığında geliyorsun buraya fotoğraf çekmeye. Gündüz gel beni gör. Gelmiyorsan eğer ben YouTube'a yüklerim, oradan izler herkes benim aslında nasıl barışıldır, kasabaya sahip olduğum, bölgeye sahip olduğum dedikleri yerden. Bizi gör dedikleri yerden bu işi yaşıyorlar. Hiç farklı gelmiyor bana buradaki ruh hali de onun yanında. Ama onun dışında bütün o aldığı, taşıdığı, kendi benliği taşıdığı kültürüyle çekirdek gezi ruhunun zaten yani birileri bir yerlerde bir şeyleri biraz manipüle etse bile, değiştirse bile, bir şekilde baskı daha çok artsa bile, ya da bir şeyler bir yerde duruyor, sönüyormuş gibi gözükse bile, sırf bu çıkış enerjisi ve şu son haftalarda yaşadığımız yayılan niteliği gerçekten de dünyaya yayılacak nitelik. Bilgi olarak, gram olarak, deneyim olarak. Önemseyen herkesi küçümsemeden, işte hani hemzemin dergisinde internetten yaygınlaşıyor. Bütün forumlarda tartışılan her şeyi okusun bence. Herkesin çok öğreneceği bir şey var diye düşündüğüm. Çok keyifli bir süreçte bakıyorum ben. Yani inanılmaz yorgun gelmiştim buraya. İşim çok ağır. Çok az zaman kalıyor geriye eve. Ama o zamanın da çok çok azını zaten eve ayırıp geri kalan kısmını bu sergiye harcamıştım. Gebermiştim son 3 ay içerisinde ve bırakın bu bir haftalık adalar ziyaretime. Bundan sonraki yapacağım 20 günlük karabuğum sürecinde bile dinlenip dinlemeyeceğinden emin değildim. 3 günde kendime geldim. Çocuk dediğini ben çıkıyorum. Yani. Çok şanslısınız. Kendiniz. Sizlerin sorularınız var mı? Benim toplamım bu kadar. Aktaracaklarım. Evet. Daha olsun. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Rica ederim. Hakan Bey, Adayı Badri'ye çok teşekkür ediyoruz. Sizi yorduk. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İnanılmaz rızık insanların arasındayım.